Herkese iyi akşamlar. Türk Patoloji Derneği'nin bir etkinliğinde daha hepiniz hoş geldiniz. Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun moleküler patoloji çalışma grubuyla birlikte düzenlediğimiz bu toplantıda organizasyon için Sayın Zafer Küçükodacı'ya çok teşekkür ediyoruz moleküler çalışma grubu başkanı olarak. Ben lafı Zafer hocama vermeden önce gelecek haftaki etkinliklerimizle ilgili birkaç tane hatırlatmada bulunmak istiyorum. Gelecek Perşembe saat yine 19'da çocuk bezi tümörlerini tartışacağız. Olgular üzerinden. Ardından Cumartesi günü 9 Nisan'da artık geleneksel hale gelen patolojide tuzaklar kursumuz var. Bu sefer konular dermatopatoloji ve nefropatoloji. Kursumuza da hepinizi bekliyoruz. Güzel taranmış camlar üzerinden vaka tartışmaları şeklinde çok değerli hocalarımızın yapacağı sunular ve tartışmalar olacak. Ben lafı fazla uzatmadan sözü Zafer hocama veriyorum. Güzel toplantılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben de öncelikle Mine hocamın şahsında Türk Patoloji Derneği'ne bize bu imkanı sundukları için teşekkür ediyorum. Daha önce biliyorsunuz Aralık ayında yine benzer bir toplantıyı santral sinir sistemi tümörleri için yapmıştık. Moleküler patolojinin yerini vurgulamak için sistemlerde klinik branşlardan hocalarımızın katılımıyla bu şekilde tümör konseyi tarzında toplantılar daha etkili oluyor. Sizlerden de gelen ilgi doğrultusunda böyle bir karar almıştık ve bu yıl içerisinde ikincisini bu şekilde bugün itibariyle gastrointestinal ve hepatopankreatobiliyer sistem tümörlerinde moleküler patolojinin yeri şeklinde bir toplantıyla olgular üzerinden gerçekleştireceğiz. Toplantının moderatörü Sibel Hocam şahsında toplantıya katılan tüm ve destek verecek tüm hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Ve sözü moderatörümüz Sibel Hoca'ya bırakıyorum. Tekrar teşekkürler. Herkese merhaba. Ben de Sayın Güllüoğlu'na ve Sayın Küçükodacı'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten Türk Patoloji Derneği çok aktif bir dernek. Hizmet içi eğitim anlamında. Bugün de multidisipliner bir toplantıya ev sahipliği yapılıyor. Ben önce konuşmacılarımızı ve panelistlerimizi tanıtmak istiyorum. Önce onkolog hocalarımızdan başlamak istiyorum. Medikal onkolog. Her iki hocamız da Türkiye'de çok iyi tanınan, duayen diyebileceğimiz onkolog hocalarımız. Sevgili Profesör Doktor Gökhan Demir hocamız ki onunla ta Cerrahpaşa'dan beri çok uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi gastrointestinal sistem onkolojisiyle özellikle ilgileniyor ve şu anda aynı enstitüde birlikte çalışıyoruz. Diğer çok değerli konuşmacımız Profesör Doktor Başak Oyan Uluç. O da aynı zamanda Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği başkanlığını yürütüyor. Aynı şekilde gastrointestinal sistem onkolojisiyle de ayrıca ilgileniyor. Her ikisini de burada görmek bizim için çok büyük bir onur. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Patolojiden de Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Nevra Dursun Kepkep aynı zamanda patoloji bölümünün idari sorumlusu ve aynı yerde çalışan yine genç patolog arkadaşımız ki daha önce İGİP'te yaptığı çok güzel sunumlarıyla da tanıdığımız Doktor Zeynep Betül Erdem. Bugün 7 olgumuz var. Süreye riayet etmeye çalışacağız. Günlük pratiğimizde bizi zorlayan en çok gördüğümüz bazı moleküler testleri uygulayabildiğimiz kanser tiplerinde ki olguları sunmaya çalışacağız. Vakalardan bazıları da zaten Gökhan hocamızın ve Başak hocamızın gerçek real vakaları. Evet, şimdi olguları sunmaya başlayabiliriz. Sevgili Hocam, Nevra, öncelikle seni çağırmak istiyorum. izin verirseniz biz de sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz Başak Hoca ile beraber. Burada bu platformda sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten çok büyük bir onur. Çok sağ olun.
İki şey için de çok teşekkürler. Türkiye'de patoloji hep her zaman çağdaş dünya seviyesinin en üst seviyelerinde yer aldı. Bu bizim onkologları da daha motive olarak çalışmamızı sağlayan bir şey oldu. İşte KRAS molekülüne ilk siz baktınız, MSI'ye ilk siz baktınız. Çevre coğrafyada yani Yunanistan'da, işte İspanya'da filan yeni yeni bakılırken siz artık standartları oturtmuştunuz. Bu nedenle bizim önümüzü çok açtınız ve özellikle moleküler onkoloji, moleküler genetik ve bunun üzerine giden onkoloji pratiği son yıllarda olmazsa olmaz hale geldi. Sizin bu konudaki yani yıllar içinde gelen background'unuz da bizim çalışma alanımızda çok etkin olmamızı sağladı. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Böyle kutuklarımız kabardı. Motive olduk. Çok kendimizi mutlu hissettik. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam güzel sözleriniz için. O zaman başlayabilir miyiz? Nevra ile ilk bakıya başlayalım. Merhaba. Öncelikle Türk Patoloji Derneği'ne, Moleküler Patoloji Çalışma Grubu'na teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Sibel Hocama ve onkolog hocalarıma gerçekten toplantı öncesi mesai harcayarak vakaların hazırlanmasında hem de işte ortak bir toplantı oluşturabilmek için hazırlık çalışmalarında çok yardımcı oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben aslında alışık olduğumuz bir marker'dan bahsedeceğim, HER2'dan ama kolorektal karsinomlarda HER2 yeni, eski ama başka bir alana giren yeni bir marker. İlk olgum 77 yaşında kadın hasta, rektum endoskopik biyopsisinde orta derecede diferansiye adenokarsinom tanısı alıyor. Klasik mutasyonlar bakılıyor ki RAS, NRAS ve BRAF mutasyonu saptanmıyor, wild type bunlar. PD-L1'la kombine score 15 ve ENTREC 1-2-3 negatif olarak saptanıyor. Böyle toplam 7 adet biyopsi fragmanından oluşuyor. Bu fragmanlardan 4 tanesinde kanser var. Burada adeno, klasik bir kolon adenokarsinomunu görüyoruz. HER2 skor 3 saptanıyor ve bir dişle de oran 3.09 olarak bulunuyor bu hastada. Aslında ilk başta HER2 bakılmıyor. İlk başta klasik kolon paneli bakılıyor ve Folfox tedavisi veriliyor bu hastaya. Daha sonra port trombozu gelişiyor. İkinci doz kürde Zelox ile devam ediliyor. Hasta progresi oluyor. HER2 da bakılıyor bunun üzerine. HER2 pozitif olunca HER2'ye spesifik ilaç başlanıyor ve 24 Ocak'ta PET'te akciğer ve karaciğerde metastazlarda gerileme görülüyor. İkinci olgumuz 65 yaşında erkek hasta, dış merkezde sağ kolon kanseri tanısı alıyor. Hastanemize işte çok komorbiditesi olan bir hasta sevk ediliyor. Sağ hemikolektomi ve kısmi bir karaciğer rezeksiyon ameliyatı yapılıyor. Ameliyat sırasında daha önce fark edilmeyen peritondaki bir nodül fark ediliyor. Buradan da biyopsi alınıyor. Mikroskopik olarak karaciğer invazyonu var. Olguda ayrıca peritondaki nodül de metastatik bir nodül olarak çıkıyor. Patolojik tanısı, müsinöz adenokarsinom, karaciğer invazyonu, omentum metastazları, periton biyopsisinde metastaz saptanıyor. Rejinal lenf nodlarının 10 tanesinde de karsinom metastazı var. Ayrıca karaciğere radyal cerrahi sınırda 1 mm ve çok sayıda tümörel nodülü var bu hastanın. Patolojik evre PT4B, N2B ve N1C olarak alabilecek en yüksek evrede patolojik tanısını alıyor. Bu hastanın görüntülerinde normal hematoksiteni özdeni görüntülerinde de gördüğünüz gibi bu hastada biraz doku artefaktı var maalesef ve
Doku takip artefaktı nedeniyle klasik immünistokimya ile baktığımız MSI markerları, yani MLH1, PMS2, MSH2 ve MLH6 da boyanma görülüyor ama suboptimal değerlendiriliyor. Bazılarında boyanma gerçekten iyi olmuyor ama hani yine de lenfositlerle karşılaştırılıyor ve mikrosatelit stabil saptanıyor. Daha sonra tıbbi onkoloji KRAS, NRAS, BRAF istiyor. Bunların hiçbiri çalışılamıyor çünkü dokuda takip artefaktı var. HER2 score 1 gibi bulunuyor. PD-L1 KPS 1'den az gibi bulunuyor ama bunların hepsi böyle doku takip artefaktı nedeniyle moleküler patolojideki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Hiçbiri aslında tam olarak değerlendirilemiyor. Bu hastanın daha sonra anastomoz bölgesinde bir yıl sonra nüks saptanıyor. KRAS, NRAS, BRAS, HER2 testleri tekrar isteniyor bizim onkoloji tarafından. Bu biyopsiye, biz küçük bir biyopsi ama bu biyopside de yine hastanın şansını artırmak için deniyoruz. Hepsini yapıyoruz. İşte KRAS, NRAS, BRAS, wild type saptanıyor. HER2'da böyle bazı alanlarda skor 2 diyebileceğimiz kesin olmayan membranöz boyanma alanları saptanıyor, görüyorsunuz burada. Her iki işle bakılıyor. Bizim klinimizde bir diş yapılıyor. İlk 20 hücrede 1.93 saptanıyor. Dediğim gibi şanssız da bir hasta. Biraz daha hücre bakalım diyoruz. Sayabildiğimiz en fazla hücre 30 hücre ve 2.01 oranını orada yakalıyoruz. Bu hasta ilk olarak o progresi olduğu alanda da FOLFOX bevacizumab tedavisi alıyor. Ama progresi hasta, yani giderek kötüleşiyor. HER2 tedavisi alamıyor. Çünkü hem SGK ödemiyor biliyorsunuz indikasyon dışı. Biraz da hastanın genel durumu nedeniyle bir daha değerlendirecekler ama şu anda alamıyor ve hastalığı progresi olarak devam ediyor. Şimdi klasik olarak kolorektal kanserlerde işte yıllardır bildiğimiz RAS genine bakılıyor. Kodon 12, kodon 13'te ve BRAF bakılıyor. Piktrakinezle de ilgili işte tam söylenmiyor, hani tam olarak istenmiyor ama hani yine de algoritmanın içerisinde var. İşte önce KRAS, sonra NRAS, sonra PRAF, BRAF şeklinde. Bu da anti-EGFR tedavilerine yanıtla ilişkili, onkolog hocalarım buna daha iyi değinecektir. Son yıllarda işte bütün solid kanserlere yavaş yavaş HER2 ve NTRK füzyon analizleri de giriyor. Burada HER2'da NCCN, işte onkolojik tedavilerin guideline olan NCCN'de bizim alışık olmadığımız bir cutoff noktasıyla karşılaşıyoruz. Baktığımızda %50 gibi bir cutoff noktası var. Şimdi HER2'yu değerlendirmeye gelirsek HER2 ERBB2 diye de geçiyor. İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü 2, bir proto onkogen. Kromozom 17'de yerleşiyor ve amplifikasyonu ve aşırı ekspresyonu hedefe yönelik tedavide kullanılıyor. Son yıllarda mutasyona yönelik tedavi çalışmaları da mevcut. Meme karsinomlarında ve gastroözofajiyal karsinomlarda artık standart olarak yapılıyor. Gastroözofajiyal karsinomlarda, metastatik hastalarda, hastalıkta meme karsinomlarında ise tüm hastalarda HER2 değerlendirilmesi yapılıyor. İkisinde birazcık farklı. Meme karsinomlarında tamamen bir membranöz boyanma, çepeçevre bir membranöz boyanma ve %30 hücreden fazla membranöz boyanma skor 3 olarak kabul ediliyor. İşte zayıf orta şiddette ise %10 ile 30 arasındaysa o skor 2, işte belli belirsiz boyanma skor 1, hiç boyanma yoksa skor 0 oluyor. Gastroözofajiyal bileşke tümörlerinde biraz farklı. Komplet tamamen çepeçevre boyanma tam olarak beklenmiyor. Bazolateral boyanma da kabul ediliyor çünkü hücreler hem kolumlar hem de sekret atıyorlar. Bu nedenle bazolateral boyanma da kabul ediliyor. Midede daha çok böyle büyütmelerde ve ekspresyonun kuvvetine göre biz değerlendiriyoruz. Eğer çok küçük büyütmede bile
hücrelerin %10'unda görüyorsak bunu skor 3 oluyor. İşte 10'luk 20'lik büyütmelere çıkıyorsak skor 2, skor 1'de 40'lık biyopside ancak görüyorsak değerlendiriliyor. İşte skor 2'ye iş yapılıyor, instabilizasyon yapılıyor her iki değerlendirmede de. Skor 3'e direkt immünistokimyayla pozitif denilebiliyor. Midede biyopsi materyallerinde %10-30 gibi bir oran aranmıyor. 5 hücre yeterli sayılıyor. Şimdi burada HER2 ile zayıf orta şiddette komplet ya da vazolateral membranöz reaksiyon dediğimiz alanları görüyoruz. Bu skor 2-1 vaka. Bu da böyle membranöz boyanmayı en küçük büyütmede bile seçebildiğimiz skor 3-1 vaka. Peki bunun üzerine moleküler olarak immünistokimyadan sonra neler yapıyoruz? İnstabilizasyon alıştığımız ve aslında en sık uyguladığımız yöntem NGS'de son zamanlarda kullanılıyor. Özellikle çalışmalarda NGS bulguları var. Skor 2 vakalara konfirmasyon için yapılıyor. Floresan in situ hibridizasyon, kromojenik in situ hibridizasyon gümüşleme yöntemiyle in situ hibridizasyon kullanılabiliyor. Monodrop veya dual proplar yine kullanılabiliyor. Burada memede ve midede yine böyle ufak farklılıklar var. Amplifikasyon tamamen pozitif demek için memede 2.2 HER2 kromozom 17 oranının 2.2 olması gerekiyor veya HER2 gen kopyasının 6 olması gerekiyor. Veya oran 1.8 ile 1.2 ise HER2 gen kopyasının 4-6 arasında olması gerekiyor. Gastroözofajal bileşke tümörleri içinse fiş oranı 2'den fazlaysa ya da gen kopya sayısı 6'dan fazlaysa insülin hibridizasyonla bunlar amplifiye olarak kabul ediliyorlar. Burada amplifikasyonun görülmediği kromozom 17'ler kırmızı, HER2 siyah olarak görülüyor. Birbirine eşit oranda görüldüğü bir vaka örneğini görüyoruz. Burada da HER2'nun aşırı amplifiye olduğunu, ekspresyonunun çok fazla olduğunu, fiş oranının 2'den fazla olduğunu, aynı zamanda da HER2 gen kopyasının da 6'dan fazla olduğu bir vaka görüyoruz. Kolorektal adenokarsinomlara gelirsek en büyük ilk çalışma 2010 yılında yapılmış. 1500'e yakın kolorektal karsinomda bunların işte %2,5'unda amplifikasyon, overexpresyon görülmüş. Seçili vakalarda ama bu seçili vakada 4 tane vaka. 4 vakada heterojenite var mı diye bakılmış. Tüm camlar boyanmış. Diğerleri mikroarray ile yapılmış çalışma. Mikroarray slaytları. Burada bütün vakaya bakılmış ve 4 vakanın 3'ü heterojen bulunmuş. Bu biraz sıkıntılı. Ve bu çalışmada değerlendirmede gastroözofajal kanser skorlama sistemi kullanılmış. Daha sonra bir 9000 vakaya yakın bir kolon kanserine genomik profilleme yapılmış ve burada 4.8 bulunmuş ERBP2 oranı ve KRAS mutasyonu olanlarda ERBP2 KRAS wild type'da olmayanlarda ERBP2 mutasyonunun daha fazla olduğu görülmüş. Daha sonra tabii hani hedefe yönelik tedavilerde hem hasta açısından iyi hem de çok popüler. İşte ilk 2016'da Herakles çalışması yayınlanmış. Ondan sonra işte My Pathway ve Destiny diye ASCO'da sunulmuş çalışmalar var. Başka çalışmalar da var ama bizim için Herakles önemli. Neden önemli? Çünkü Herakles'te HER2 pozitif skoruna yeni bir bakış açısı getirilmiş. %50 cut-off'u konulmuş ve demişler ki hücrelerin %50'sinden fazlasında 3 pozitif HER2 varsa siz buna 3 pozitif diyebilirsiniz. Yani midedeki %10 ve memedeki %30 skoru burada kaldırılmış. Şöyle bir şey konulmuş. İşte 2 pozitif %10 ile 50 arasıysa, pardon 3 pozitif %10 ile 50 arasıysa bunu siz 2 olarak kabul edin ve buna fiş ile bakın. Eğer fişte de %50'den fazla 2'den yüksek oran bulursanız bu pozitiftir denilmiş ve bu önerilmiş. Metastatik tümör ve primer tümör aynı anda olanlara bakılmış ama yine burada da sayı çok az ama 5-6 vakalık.
konkordans saptanmış %95 kadar bir konkordans metastatik tümörde ve primer tümörde aynı HER2 skorlaması görülmüş. Daha sonra tabii ki hani bu yeni bir skorlama, alışık olmadığımız bir skorlama. Hemen eş zamanlı olarak bu Herakles'in validasyon çalışması yapılmış. Herceptin ve Ventana'nın 4B5'i kullanılmış. İHK olarak in situ hibridizasyonda da hem FISH hem BIDISH kullanılmış. BIDISH yine Ventana'nın, FISH de DAKO'nun probları kullanılmış. Proplardan da bahsediyorum çünkü bazı proplara da çalışma yönlendirmiş insanları. Gastroözofajal kanser skorlaması ve Herakles skorlaması karşılaştırılmış. Ve Herakles'in kullanılması önerilmiş ama yani hani aslında çok büyük fark var mı ikisinde? Hayır, yok. Yani birbirine yakın oranlarda burada da görüyorsunuz. Bir de üstelik hani 2 ile 3'ü kombine ederek böyle yapmışlar çalışmayı. 2'nin tam şeyleri yok. Yani 2'nin tam bulguları yok bu tablolarda. Dolayısıyla ama Herakles daha iyidir. Hani bunu da nasıl yola çıkmışlar? İHK'sı pozitif olanları FISH'i gold standart olarak kabul edip FISH'te İHK'ya göre işte %10'dan az da boyanma varsa, FISH'te negatifse bu iyi değildir, bunu kullanmayın şeklinde bir çalışma yapılmış. Bir tane daha çalışma yapılmış. Bu işte önerdikleri skorlama, eğer 1 ve 0 ise zaten bakmıyoruz. 50'den fazla 2 şey varsa FISH öneriyor. %50 hücrede 2 pozitiflik varsa FISH öneriyor. 3 pozitif %10 hücre varsa hiçbir şey yapmayın diyor. %10 ile %50 arasındaysa yine FISH yapın diyor. 3 pozitif %50'den fazla hücreniz varsa İHK ile burada yeter, bu pozitiftir. Yeni bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Ventana probunu öneriyor. Sebebi de şu, Ventana probu CRP2 dışında ERP-B4'e de baktığını ve vakaları daha az atladığını burada söylüyorlar. Bishov'da da 2020 yılında yine bir validasyon çalışması yapılıyor. Yine Herakles'i öneriyorlar. Az önce bahsettiğim skorlamayı öneriyorlar. Ama şurada bakarsanız hani yine gold standart FISH olduğunda birinde 2.9, birinde 2.6, yani her 0.3 gibi bir fark var ikisi arasında. Yani aslında çok da fazla benim anladığım kadarıyla bir fark yok. Daha sonra işte NGS'le ve işle immünistokimya ile bakılıyor. Hem TOGA'yla hem de Herakles çalışması skorlaması kullanılıyor. Burada TOGA'yı daha iyi bulmuşlar gen amplifikasyonunda. NGS'in İHK ile kullanımını önermişler tümör heterojenitesi nedeniyle. En sonda 2020'de CAP'te bir soru cevap section'ı, QA section açılıyor ve burada şeye cevap aranıyor. İşte biz CAP ESCO'nun gastroözofajal adenokarsinom skorlamasını mı kullanmalıyız yoksa Herakles'i mi kullanmalıyız? Neden önemli? Çünkü olgu ikimizdeki gibi bir arada vakalar var ve bu aradaki vakalara biz pozitif mi kabul edeceğiz, negatif mi kabul edeceğiz? Bu açıdan önemli. Yani o %10 ile 50 arasındaki vakalar tedavi hak etmiyor mu diye. CAP'te yine aynı şekilde FISH'te de 2 pozitif skoru %50'den fazla hücrede görmek istiyor. Hani önceden biz 20 hücre sayıyorduk biliyorsunuz. %50'sini almamızı istiyor. Bu QA section'ın sonunda aslında TOGA'daki yani CAP ASCO'nun kriterlerini öneriyor ama CAP'in kendi sayfasında birazdan da bahsedeceğiz. Hala daha bir yönlendirme yok. Şimdi son iki slaytımda immunisto her iki değerlendirmesinde hangi yöntemi kullanmak optimal diye sormak istiyorum hem onkologlara hem de siz panelistlere. Hani genel olarak skor 3 olgularda İHK'nın yeterli olduğu, yeniden in situ hibridizasyon yapılması gerektiği söylenilmiş çalışmalarda
Skor 2 vakalarda da aslında işle NGS'in birbirine çok fazla bir üstünlüğü yok. Peki hangi skorlamayı kullanmalıyız? Benim Türkiye'de gördüğüm kadarıyla ben de yani birkaç ay öncesine kadar onu söyleyebilirim. Bu vakayı değerlendirirken hatta fark ettim. Gastroözofajal kanser skorlamasını kullanıyordum. Bununla ilgili CAP'te de bir şey yok. Yani yönlendirme yok. Hangisini kullanıyorsanız onu yazın diyor. Sadece yani ne olduğunu belirtmeniz yeterli diyor. Ama NCCN'e göre de işte Herakles baz alınmış. Kaç tümör örneğine boya yapılmalı? Bu konuda veri yok. Çünkü yani hani çok az vakada heterojenite bakılmış ve onlar da bulunmuş aslında heterojenite. Metastaz dokusuna mı yoksa primer tümöre mi bakmalıyız? İşte az sayıda vakada konkordans saptanmış ve hani bu nedenle çok da fark etmediği söylenmiş. Diğer sorularımız işte tümör heterojenitesi nedeniyle bu tür kolon tümörlerinde biyopsi materyalleri değerlendirme için yeterli mi? Özür dilerim. Yanlış oldu bu şeyler. Veri çok az bununla ilgili. Peki kaç biyopsi materyali değerlendirme için optimal? Biyopsi materyalleriyle ilgili elimizde hiç veri yok şu anda. Ama yarısı kadar pozitif olan bir vakada Gökhan Hocam'ın vakasında tedaviden gayet güzel bir sonuç alınmış. Peki biyopsi materyallerinde hangi kriteri ele alacağız? 5 hücre mi, %10 mu, %30 mu, bu konuyla da ilgili hiçbir veri yok. Polizomiyi vakitte çok dar gösteremedim ama yani bu her iki gen kopyasının fazla olması, 6'dan fazla olmasının amplifiye kabul edilmesi aslında bu kromozom 17'deki polizomiler, kolorektal tümörlerde polizomiyle ilgili de şu anki skorlamalarda bir bilgi yok ama CAP'te her iki gen kopya sayısı 6'dan fazlaysa da kabul edin diye bir alan var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Evet, çok teşekkürler Nevra. Paylaşımı kapatabilirsek galiba görebiliyoruz. Şimdi birinci vaka Gökhan Hoca'nın gerçek bir vakası takip ettiği. O yüzden sözü öncelikle Gökhan Hoca'ya vermek istiyorum. Yani burada iki tane her iki pozitif, triple negatif dediğimiz yani KRAS, NRAS, BRAF wild type olan anti-EGFR tedavi için eligible olan her iki pozitif iki ayrı hasta var. Biri tedavi, biri anti-HER2 tedavi alabilmiş, diğeri anti-HER2 tedavi alamamış. Bu kadarla özetleyebiliriz. Gökhan Hocam buyurun, nasıl evet, yapalım? Birinci hasta için neler oldu sizden dinleyelim. Evet, teşekkürler güzel sunum için. Ben de klinisyen olarak çok şey öğrendim bu sunudan. Biliyorsunuz HER2 epidermal growth faktör reseptör ailesinin ikinci üyesi. Aslında bunun moleküler tanımlanması işte 70'li yılların sonundan itibaren başlıyor. HER2 ile onkologların ilk tanışması meme kanserinde bir negatif prediktif faktör olması. Yani HER2 pozitif kanserin kötü giden kanser olduğuyla başlıyor. İşte 80'li yıllardan itibaren bakılmaya başlandığından sonra. 96-97 birdenbire bir mucize yaratıyor. Çünkü HER2'ye karşı trastuzumab denilen bir monoklonal antikor tespit ediliyor ve bu meme kanserinde çığır açan bir tedavi oluşturuyor. İşte 98'de Amerika'da onaylanıyor. O ASCO'da hepimiz ayakta alkışlamıştık. Hatırlıyorum ben de o ASCO'yu. Derken yani prediktif, prognostik faktör olarak başlayan bir molekül bizim bir tedavi hedefimiz haline geliyor. Ve bu tedavi hedefiyle beraber memede başlayan süreç diğer tümörlerde de ardı ardına gelmeye başlıyor. Ve anti-HER2'yü hedefleyen ilaçlar trastuzumabla başlıyor. Pertuzumab gelişiyor. Onun arkasından ilaç konjügeleri gelişiyor. Bu HER2'yü hedefleyen reseptör tirozin kinazlar gelişiyor. Bunlar tedaviye giriyor. Birdenbire bizim anti-HER2'ye karşı 8-10 tane farklı silahımız oluşuyor.
Ve önce memede başlayan hikaye arkasından mideye geçiyor. Midede anti-HER2 tedavilerin etkinliğini görmeye başlıyoruz. Arkasından kolorektal kanserler heyecan uyandırıyor. Kolorektal kanserlerde de HER2 ilk başta gerçekten bir prognostik faktör, prediktif faktör olarak işin içine giriyor. Çünkü HER2 pozitif olan tümörlerde pan-RAS wild type tümör de olsa anti-EGFR tedavi çok iyi çalışmıyor. Bu bilgiyle biz anti-EGFR tedavi seçiminde ilk başta yola çıkıyoruz ama daha sonra HER2 pozitif olan tümörlerde anti-HER2 tedavilerinde işe yaradığı gösteriliyor. Siz de klinikte söylediğiniz 3 tane tedavi seçimimiz var. Ya trastuzumabla lapatinibi, yani bir monoklonal antikorla bir tirozin kinaz inhibitörünü kombine edebiliyoruz. Ya 2 tane monoklonal antikoru trastuzumab artı pertuzumabı kombine edebiliyoruz. Ya da en yeni kuşak molekül olan deruxtecan'ı kombine edebiliyoruz. Bu da bir monoklonal antikorun bir ilaç konjugesi. Deruxtecan'ın bir önemli farkı var diğerlerinden. Konuşma esnasında sözü edildi. Şimdi HER2 amplifikasyonu memede en önemli faktör. Midede en önemli faktör tedavi seçiminde. Kolorektalde en önemli faktör olarak işin içine girdi. Ama işin içine bir de akciğer HER2 tedavisi girince başka bir konsept de işin içine girdi. Bu acaba ilaçlar sadece amplifikasyonda değil, HER2 mutasyonlarında da işe yarıyor mu diye. Ve akciğer çalışmasında deruxtecan HER2 mutasyonlarında da etkin olabileceğini gösterdi. Bugün hala guide'larda kolorektalde HER2 amplifikasyonu olanlarda anti-HER2 tedaviyi seçin diye öneriliyor. Ama yani belki yakın zamanda, şimdi bunun çalışmaları sürüyor, kolonda da bir mutasyonda deruxtecan işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bu görülecek. Tabii metastatik kolorektal kanser tedavisi aslında palyatif bir tedavi. Yani az miktar hastada küratif olabileceğimiz bir tedavi. Onun için biz elimizde olan her türlü silaha sarılmak istiyoruz. Ve standart tedaviler altında etkinlik sağlanamadığı takdirde HER2 pozitif bir hastada anti-HER2 tedavileri kullanmayı çok istiyoruz. Maalesef Türkiye'de SGK geri ödemesi yok, ikinci örnekte gördüğünüz gibi. Birinci örnekte de bizim hastamızda hasta kendi imkanlarıyla seçti, bunu aldı. Ama gerçekten HER2 amplifikasyonu olan bir kolorektal kanserde üçüncü seri kemoterapi olarak deruxtecan'ın hem akciğer hem kolon karaciğer metastazlarını önemli ölçüde gerilettiğini görebildik. Kolorektal kanser, metastatik kolorektal kanser panelinin içinde HER2 bakılması olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi bence artık. Ben bütün hastalarımda HER2'nun da görülmesini istiyorum. İmmünhistokimyasal olarak 3 pozitif olan hastalarda mutlaka konfirmasyon ben istemiyorum. İstenebilir aslında ama tabii artık yavaş yavaş bu next generation sequencing'i frontline first step'te kullanmak, oradaki datayı klinikte bizim yoğurmamız söz konusu olmaya başladı. Oradaki data da son derece kıymetli, önemli. Kolonda bu 3 seçenekten hangisini önce seçmek lazım? Belki Başak Hoca kendi deneyiminden de yaklaşımından da söz eder ama bizim için yani metastatik hastada bir kapı aralandı mı, o kapıdan mutlaka girmek gerekiyor. Hastaya ek birkaç ay zaman kazandırabilmek için. Onun için hani o %50'den fazla pozitif olanlar mı sadece yararlanıyor? %30, %50'ye de yapalım mı, yapmayalım mı sorusuna biz onkologlar hep diyoruz ki yani %5 bile olsa bir şansı eğer varsa hastanın denemekte fayda var. Ama tabii oldukça pahalı tedaviler bunlar. Hemen bunu söylemek lazım. Hani işe yaramayacak bir tedavi içinde hastanın bütün kaynaklarını, ülkenin kaynaklarını tüketmek doğru mu değil mi? Bu da tartışılması gereken bir başka konu. Zaman içinde HER2 ekspresyonu hani memede %8-10 değişiyor.
kolorektalde bu değişiyor mu? Bununla alakalı yeterli veri yok bildiğim kadarıyla. Hani primerle metastaz arasında bir korda şey var, ilişki korelasyon %95 ama zaman içinde bu ekspresyon paterninde değişme var mı? Bunları öğreneceğiz. Circulating tumor DNA'de buna bakarak karar vermek bir şey yapar mı bize? Tedavi seçiminde yol gösteriminde bunu da zaman içinde öğreneceğiz ama mutlaka Başak Hoca'nın da katkıları olacaktır. İsterseniz Sibel Hocam izin verirseniz. Tabii, buyurun Başak Hocam. Devam edin. Ben ginekoloji çok ayrıntılı anlattı. Bana çok bir şey kaldı mı bilmiyorum ama bu konuda çok tecrübesi olan bir medikal onkolog zaten. Ben çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Yani günümüzde SGK'ya göre bunları ekstra bizim her iki hedefle tedaviler vermemiz mümkün değil. Ama özel sigortalı hastalarda tedavi verebiliyoruz. Bu hastaların en azından birinci basamakta her iki dışı bir tedavi almış olmaları gerekiyor FDA onayına göre. İkinci basamaktan itibaren anti-HER2 tedaviler ödeniyor. Gökhan Hoca'nın seçmiş olduğu tedavi trastuzumab deruxtecan bu alanda en etkili ilaçlardan ve büyük olasılıkla ileride daha erken serilere de gelecek. Yani üçüncü basamakta şu anda indikasyonu varken ikinci hatta birinci basamak tedaviye bile gelebilir. Çünkü bu ajanın çok mekanizması çok etkili bir mekanizma. Anti-HER2 antikoru olan her trastuzumabın ucuna bir tane sitotoksik ilaç ekleniyor. Hücrenin içine girdiğinde sitotoksik ajan ayrılıyor HER2'den. Anti-HER2 antikoru trastuzumabtan ve hem hücreyi öldürüyor hem de çevredeki hücrelere de etki ediyor. Son derece etkili bir ilaç. İleride herhalde daha ön planlarda kullanıyor olacağız. Teşekkürler. Aslında Nevra ile beraber oluşturduğumuz soruları neredeyse hepsine cevap verdiniz. Buyurun Gökhan Hocam. Şimdi bir dogma vardı Mehmet'e. Bu HER2'nin diğer tümörlerinde aynı dogma sürmüyor gibi hissediyorum. Sizin yorumunuzu patolog olarak almak istiyorum. Mehmet'e HER2 pozitif meme kanseri sık beyin metastazı yapar. Yani %15, %20'lerde neredeyse ama diğer HER2 pozitif solid tümörlerde hani bu kadar fazla beyin afinitesi yok galiba değil mi? Ne diyorsunuz? Bu niye yani? Bizim nasıl açıklamak? Şahit olduğumuz bir bilgi değil bu ama çok sık karaciğer metastazları olduğu için yani genellikle primerinde her iki ekspresyonu gösterenin hem lenf nod metastazı hem de karaciğer metastazlarında da her iki ekspresyonu gösterdiğini gördük. Yani birkaç tane ama bu mideye dayanan çalışma. Kolona ait benim kendi adıma çalışmam yok. Paletler arasında bunu cevap verecek var mı? Benim de okuduğum çalışmalarda öyle bir şey yoktu ama bakılmış mı tabii o da şey yani. Belirtilmiş bir şey yok. Yani HER2 pozitif meme oldu mu mutlaka beyin MR isteriz biz. Değil mi Başak? Evet kesinlikle. Ben bir tane aslında çalışma Herakles'in daha sonraki takip çalışması ile ilgili bir data okudum bu toplantıya hazırlanırken. 32 hastanın altısında bu lapatinipar trastuzumab olanların daha sonra santral sinir sistem metastazı gelişmiş. Beklediğimizden daha sık aslında galiba memedeki gibi her iki pozitif olduğu zaman kolon kanseri de beyin metastazları artıyor. Ama muhtemelen biz onları görmüyoruz. Onlar bize bir daha gelmediği için muhtemelen biz onları görmüyor oluyoruz. Ama bu bilgiyi bilmek de önemli bir şey sayenizde. Evet, başka bir ekleme yoksa ben ikinci vakaya geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü vakit çok hızlı geçiyor. Başka bir katkı yoksa Zeynep'ciğim ikinci vaka grubuna diyeyim. Geçelim. İkinci vaka grubumuz Gökhan Hocamızın reel olarak takip ettiği bir vaka. Saniye. 41 yaşında erkek hasta, 2015 yılında kolon perforasyonu nedeniyle yapılan acil operasyon sırasında sol hemikolektomi yapılıyor ve kolon karsinomu tanısı alıyor. İlk tanı anında hastanın metastazı saptanmıyor. Folfox 12 kür planlanıyor. 6. kür uygulanırken kolostomi kapatılması sırasında aslında karaciğerde metastaz saptanıyor hastada ve Kasım 2016'da metastazektomi uygulanıyor. Burada bu karaciğer metastazına ait görüntüleri görüyoruz. Karaciğer parenkimi içerisinde adenokarsinom infiltrasyonu. Hastanın metastazektominin ardından Folfox devam ediliyor ve tamamlanıyor. Ocak 2017'de karaciğerde yeni metastaz
metastatik odaklar saptanıyor ve moleküler incelemeler yapılıyor. Mikrosatellit stabil, KRAS ve NRAS wild type, HER2 negatif, PD-L1 negatif bir tümörle karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Burada HER2 görüntülerini görüyoruz aslında. Bir amplifikasyon yok. Yine PD-L1'da bir boyanma görmüyoruz. Ve mevcut tedaviye istenen yanıtın alınamadığı moleküler incelemelerde mikrosatellit stabil KRAS NRAS wild type bir tümörle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz ve o dönemki guideline'lara göre anti-EGFR tedavisi gündeme alınıyor. Ve hastaya FOLFIRI ve panitumumab yani anti-EGFR tedavi planlanıyor. Anti-EGFR tedaviye de tam yanıt alınamıyor ve Eylül 2017'de hastanın tekrar metastazları ortaya çıkıyor ve tekrar geniş bir cerrahi uygulanıyor. Cerrahi ardından kapasitabin ve bevacizumab ile idame tedaviye geçiliyor. Bu tedavi altındayken 3 günün sonunda peritonda yeni implantlar ve gelişiyor ve tekrar biyopsi alınıyor hastadan. Ve yeni biyopsiye moleküler incelemeler tekrarlanıyor. Yapılan KRAS incelemede gördüğümüz gibi grafikte mutasyon saptanmıyor. Önceki incelemeyle uyumlu şekilde. NRAS incelemesinde de tekrarlarında mutasyon saptanmıyor. Ancak 2017 yılında guideline'larda tam o dönemde bir güncelleme gerçekleşiyor ve BRAF mutasyonu çalışılan anti-EGFR tedavisi uygulanacak hastalara BRAF mutasyonunun da çalışılması gerektiğini, bunun prognostik bir öneminin olduğu guideline'e ekleniyor. Ve şu şekilde bir o algoritma oluşturuluyor. Nevra hocamızın da biraz önce paylaşıldığı gibi KRAS, NRAS ve ardından BRAF mutasyonuna bakılması gerektiği. Hastaya ilk tedavi biyopsisinde BRAF mutasyonu bakılmamıştı. Yeni yapılan biyopsisine BRAF mutasyonu ekleniyor ve BRAF'da mutasyon saptanıyor hastada. Bu sırada hastaya FOLFIRI ve aflibercept tedavisi de uygulanıyor, anti-VEGF ve parsiyel yanıt alınmıştı. BRAF mutasyonu saptanması üzerine dabrafenib ve trametinib yani BRAF inhibisyonu ve MEK inhibitörlerine geçiliyor ve hasta tedaviden fayda görmeye başlıyor. Şu anda hasta hala Gökhan hocamızın takibi altında ve genel durumu gayet iyi. Gökhan hocam siz burada katılmak ister misiniz? Ben devam edeyim mi? Hastanın İsterseniz bir iki cümle ekleyeyim. Yani bugüne kadar klinik seyri de aslında BRAF mutasyonu açıklıyor. Çünkü anti-EGFR tedaviye yanıt vermiyor. Aslında pan-RAS wild type bir tümörde anti-EGFR yanıtsızlık olduğu zaman aranması gereken bir moleküler marker. Bugün biliyoruz BRAF mutant olanlarda anti-EGFR tedavi yanıtsızlığı var. Ve BRAF pozitif hastalar ayrı bir alt grup olarak gerçekten değerlendirilmesi gerekiyor. İsterseniz siz vakayı bitirin, sonra daha detaylı konuşalım. Bu hastanın BRAF tedavisinden önceki ve sonraki dönemine ait görüntüleri, BRAF tedavisi altında aşımanın ne kadar azaldığını çok güzel bir şekilde somut olarak da görüyoruz. BRAF geninde ben kısaca değinmek istiyorum. En sık mutasyon BRAF geninde exon 15'te V600E kodunda gerçekleşiyor. BRAF mutant kolorektal karsinomlar Gökhan hocamın da dediği gibi artık ayrı bir grup olarak alınıyor ve KRAS mutantlardan farklı özellikler sergiliyorlar. Bunlar daha yüksek grade'li tümörler oluyorlar. Periton metastazı bu grup tümörlerde çok daha fazla rastlanıyor. Sağ kolon yerleşimli oluyorlar sıklıkla. Kadın cinsiyette biraz daha fazla ve ileri yaşlarda daha sık gözüküyorlar. Agresif gidişat sergiliyorlar. Yüksek grade'de daha fazla olduğunu söylemiştim. Yapılan çalışmalarda evre 4 kolorektal karsinomlarda %15-20 oranında saptanırken evre 2-3'te %5 oranında daha düşük oranlarda saptandığı gösterilmiş. BRAF mutasyonun mikrosatellit instabilite ile ilişkili olduğu kanıtlanmış. Mikrosatellit instabilite ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Aslında daha iyi prognostik bir belirteç olduğunu kanıtlanmıştı. Ancak mikrosatellit instabil bir vakada BRAF mutasyonu mevcutsa bu hastaların daha kötü gidişli olduğu gösterilmiştir. Burada da o yüzden önem arz ediyor. Ayrıca yolakta da gördüğümüz gibi anti-EGFR tedavide direnç gelişiminde bir rol oynadığı ve prediktif bir de bir belirteç olduğu da söyleniyor. Yani yeni güncellemelerle birlikte BRAF mutasyona bakılmanın hem prognostik hem prediktif öneminin olduğunu görmüş oluyoruz.
Burada aslında teknik olarak anlatacağım benim çok bir şey yok ama biz patologlar açısından BRAF mutasyonunun çok sayıda alt tipi var. Bu alt tipin tedavi planlamada bir önemi var mı? Ben bunu sormak istedim hocalarıma. Paylaşımı durdurabilirim. Vakayla ilgili benim sunacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Pardon, teşekkür ediyoruz tekrar Zeynep'e. Gökhan'ın hastası zaten onun takibi altında. Yani burada iyi bir senaryo gördük, gerçek hayat hikayesi. Anti-BRAF tedaviden çok iyi fayda görmüş bir metastatik ileri evre kolorektal karsinomüsü. Şimdi oradan başlayalım sahiden. Yani BRAF mutasyonunun sonuçlarını aldığınızda bunun sadece V600 mutasyonunun olması yeterli mi? V600 ve diğer alt tiplerinin raporda olması sizin için önemli mi? Onunla başlayalım isterseniz. Evet. Ben başlayayım Başak Hocam'ı nasıl... Siz başlayın, Başak Hoca'ya da devam edin. BRAF mutant kolorek, yani BRAF kolorek mutant kolorektal kanserler önce slaytlarda da çok güzel sunulduğu gibi bir prognostik değerle karşımıza geldi. Yani bunlar kötü giden, daha agresif, daha tedaviye yanıtsız tümörler. Daha sonra ama BRAF mutasyonunun bir prediktif değeri olduğunu, anti-BRAF tedavilerle bu hastaların kontrol altına alınabileceğini görmeye başladık. Akciğer datasının aslında projeksiyonu BRAF ve 600E mutasyonu, yani bu anti BRAF melanom ve önce melanomdan kaynaklanan sonra akciğere projekte edilen datanın kolorektale projekte edilmesi. BRAF ve 600E mutasyonu en sensitif olan mutasyon bu anti BRAF tedavileri. Kolonda da bildiğim kadarıyla bu böyle. Yalnız kolonda ilginç bir şey aslında söylendi. Anti-EGFR tedavinin downstream yolunda BRAF mutant olanlarda bir kırılma olduğu için aslında önerilen BRAF mutant hastalara önerilen tedavi anti-EGFR ile beraber anti-BRAF tedavinin birlikte verilmesi. Bugün guide'larda cetuximab artı encorafenib kombinasyonu öneriliyor ve cetuximab ya da üçlü, yani anti-EGFR, anti-BRAF ve anti-MEK uygulaması. Bu çok toksik. Ben bir hastada bunu uyguladım cetuximab'la beraber, hem anti-BRAF hem anti-MEK tedavisi, MEK inhibitörü birlikte verildiği zaman çok toksik olduğunu gördüm. Ve klinik çalışmada da aslında ikili, yani encorafenib artı cetuximab'ın yeterli bir blokaj yapıldığı söyleniyor. Bu vakanın bir farklı özelliği var. Bu vakada biz BRAF'ı pozitif bulup anti-BRAF tedaviyi planladığımız zaman daha bu cetuximab encorafenib datası daha olgun değildi. Yani guide'lara falan girmemişti. Biz de klasik ikili tedavi yaptık ve bir mucize oldu. Yani daha önce 3 seri tedavi altında sürekli metastazı olan peritoneal karsinomatozisi, işte karaciğer metastazları olan bir hastada birdenbire anti-BRAF ve MEK-IN ve klasik hani melanomda kullandığımız bir kombinasyonla her şey silindi. Ve yaklaşık bu 3,5 yıldır falan devam ediyor. Yani bu kadar iyi bir cevap olunca da ben, yok guide'lar değişti, siz de bu ikiliyi keseceğiz, cetuximab vardı, encorafenib'e geçeceğiz diyemedim. Hasta da ve hatta o kadar iyi gidiyor ki hasta tedavi tatilleri, yani bu terapi holiday denilen şeyler vermeye başladı kendi kendine. Yani 3,5 senedir hasta tam yanıtlı devam ediyor. Hocam diyor, ben 3 ay bıraktım, çok yoruldum bu haplardan. Sonra baktım markerim yükselmeye başladı. Tekrar başladım, tekrar düştü marker. Yani böyle bu kadar gerçek bir driver mutasyon olduğunu net olarak gösteren bir şekilde, hani bir süre sonra tabii buna direnç gelişir mi? Direnç geliştiği zaman ne yapmak lazım? Bu ayrı bir soru ama
Önce biz bunu bir prognostik faktör olarak kolorektal kanserde öğrendik. Kötü gidişli tümörler olduğunu bunun gördük. Hatta işte bunlarda triplet tedaviler verin, daha agresif kemoterapiler verin, anti-EGFR vermeyin, işte anti-VGF verin diye bilgiler geldi. Ama yeni yeni BRAF'ı hedefleyen tabletlerin de ya da işte anti-BRAF ve anti-EGFR tedavi kombinasyonunda etkin olabileceği gösterildi. Bir de çok enteresan, hani bu buradan da daha sonra akciğere taşındı. BRAF mutant bir akciğer kanserli hastamda da yine bu ikili tedaviyle kemoterapi altında progresyon olan bir hastada işte geçen hafta içinde gördüm. İkili anti-BRAF ve MEK inhibitörü tedavisiyle tama yakın bir cevap elde ediliyor. Bu BRAF mutant tümörlerde ayrı bir kategori içinde herhalde değerlendirilmesi gerekiyor solid tümör ailesinde diye düşünüyorum. Şok hocam, alt tipi siz o zaman da tamamlarsanız alt tip analizinin önemi var mı? Ben bir soru daha sorayım bu arada, onu da cover ederseniz. Primer odak ya da metastatik odak arasında fark var mı? Yani siz hangisinden istemeyi tercih ediyorsunuz? Şimdi bu anti BRAF inhibitörleri, BRAF ve yönelik tedavilerin hepsi V600E mutasyonuna yönelik tedaviler. O yüzden biz V600E'yi hedefliyoruz. Melanomda da akciğerde de böyle. Gökhan Hoca'nın da çok güzel söylediği gibi akciğer ve melanomda BRAF artı MEK inhibitörleri kullanırken kolonda bir farklı anti-EGFR artı BRAF inhibitörü kullanıyoruz. Burada BRAF inhibitörü nerede baktığımızın çok farkı yok. Metastaz ya da primerde BRAF inhibitörü bakılabilir. Benim bildiğim kadarıyla bir korelasyon aralarında var. Evet. Hangisi kalıyor? Şimdi bunu alt tip diye ısrarla altını çizmemizin nedeni aslında farklı laboratuvarlar farklı kitler kullanıyor. Bunlar real-time PCR olabilir, farklı teknolojiler olabilir ama en fazla tek gen analizleri ve real-time PCR'a dayanan kitler var. Ve bunların bazıları bunları kombine veriyor. Aralarında fiyat farkları da var. Bu fiyat farkları nedeniyle valide de ettikleri sürece hani bir zorlama yok ama son dönemlerde bize ama bu V600 mutasyonu var ama alt tipi yok diye, yani bir yerde yapılmış bakar mısınız diye çok gelmeye başladı. Bu nedenle yani belki de bir laboratuvarı kurarken ya da bir testi laboratuvarda optimize ederken bu klinikteki yansımalarını herhalde çok iyi göz önünde bulundurmak lazım. Ben buradan özellikle patolojideki arkadaşlara bu mesajı vermek istiyorum. Evet, bu konuyla ilgili başka sorularımız var mıydı Zeynep, senin hazırladığın? Yok hocam, hazırladıklarımız. Tamam, o zaman diğer vakaya geçelim vakti hızlı kullanabilmek adına. Bu olgularımız kolorektal karsinomlarda mikrosatellit instabilite ile ilgili olacak. Birinci olgumuz 59 yaşında kadın hasta, dış merkezde sağ kolon adenokarsinom tanısı almış. Tarafımızda MSI, KRAS, NRAS, BRAF testleri çalışılması için hazır parafin blok konsültasyonu yollandı. Ana raporuna hastanın ulaşamadık bu sırada. Yapılan moleküler incelemelerde bu biyobelirteçlerde KRAS, NRAS ve BRAF'ın bakılan bölgelerinde mutasyon saptanmadı. MSI değerlendirilmesi için uyguladığımız immünohistokimyasal çalışmada ise MLH1 ile hem küçük büyütmede hem de büyük büyütmede gördüğümüz gibi stromal hücrelerde kuvvetli nükleer pozitiflik mevcutken tümöral hücrelerde hiçbir ekspresyon görmedik. Ekspresyon kaybı mevcuttu. PMS2 ile de yine benzer şekilde yakınlaştığımızda stromal hücrelerde kuvvetli nükleer boyanma mevcutken tümöral hücrelerde ekspresyon kaybı mevcuttu. Ancak küçük büyütmede de gördüğümüz gibi tümör alanlarının bazılarında hafif soluk bir boyanma var gibi. Bu alanlara yaklaştığımızda yine stromal hücrelerimiz çok güzel boyanmış. Tümör hücre nükleoslarımızda hiçbir boyanma yokken buradaki bu artefaktif görünümü tümör hücrelerinin sitoplazmalarındaki boyanmaların oluşturduğunu gördük. Ancak bu belirteçlerin nükleosta değerlendirilmesi gerektiğini bildiğimiz için bunu negatif olarak kabul ettik ve nükleer ekspresyon kaybı olarak bir kenara yazdık. MSH2 değerlendirilmesinde tümör hücrelerinde ekspresyon kaybı görülmedi. İntakt boyanma mevcuttu. MSH6 ile de benzer şekilde intakt boyanma
tümör mevcuttu ve biz bunun raporunu MLH1 ve PMS2 ile tümör hücrelerinde nükleer ekspresyon kaybı görüldü. MSH2 ve MSH6 ile kayıp görülmedi şeklinde raporladık ve mikrosatelit instabil bir durum mu var diye bir kenara bu vakayı bırakıyorum. İkinci vakama geçiyorum. 50 yaşında kadın hasta. Bölümümüze low anterior rezeksiyon materyali geldi ve sigmoid kolon yerleşimli orta derece diferansiyel adenokarsinom tanısı verdik biz bu hastaya. Lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon veya lenf nodu metastazı mevcut değildi. Sadece inceleme sırasında dikkatimizi krom benzeri bir inflamatuar yanıt olduğu çekti. Ve rutin olarak uyguladığımız mikrosatelit instabilite değerlendirmesi için immünohistokimyasal çalışmalarımızı istedik. Burada MLH1 ile tümörel hücrelerde küçük büyütmede dahi çok güzel net olarak gördüğümüz nükleer ekspresyon mevcuttu. PMS2 ile de benzer şekilde tümör hücrelerinin nükleuslarında nükleer ekspresyon korunmuştu. MSH2 değerlendirmesinde küçük büyütmede baktığımızda bir heterojen yamalı bir görünüm mevcuttu. Bu alanlara yakınlaştığımızda o soluk olan alanlarda tümör hücrelerin stromada gerçekten kuvvetli nükleer boyanma mevcut, yani tümör hücrelerinde ekspresyonun olmadığı gördük. Ancak bu ekspresyon kaybı olan alanların hemen komşuluğundaki tümör hücrelerinde stromal hücrelerle de karşılaştırdığımızda eşit yoğunluğu gösteren nükleer boyanma alanlarının olduğunu gördük. Böyle heterojen bir boyanma mevcuttu. Bu aslında guideline'larda pozitif olarak kabul edilmesi gereken bildirilen bir durum. MSH6'ya geçtik biz bunu yazmadan önce raporumuza. MSH6 değerlendirilmesinde de yine heterojen bir görünüm mevcuttu küçük büyütmeyle baktığımızda. Bu alanlara yaklaştığımızda yine stromal hücreleri ilk olarak değerlendirdik ve kuvvetli nükleer boyanmayı bu hücrelerde gördük. Tümör hücrelerimizin bir kısmında ekspresyon kaybı çok netti ama yine komşuluğundaki alanlara dikkatli ve yakından baktığımızda tümör hücre nükleuslarının tamamını kaplamayan ancak kuvvetli olarak nitelendirebileceğimiz noktasal bir boyanma paterninin olduğunu gördük. Şüpheli farklı bir boyanma vardı. Biz bunu raporumuza MSH2 ile tümör hücrelerinde heterojen nükleer ekspresyon kaybı görüldü. MSH6 ile tümör hücrelerinde heterojen nükleer ekspresyon kaybı ve fokal alanlarda noktasal nükleer boyanma görüldü şeklinde raporladık. Ve ikisinde birlikte bu görünümün mevcut olması yine mikrosatelit instabil bir durumu var diye soru işareti de akıllara getirdi. Bu vakaları devam etmeden önce ben size kısaca mikrosatelitlerle ilgili bilgi vermek istiyorum ve instabiliteyle ilgili. Mikrosatelit DNA replikasyonu sırasında hatalı yerleşmeye yatkın DNA sekanslarına verilen ad. Normalde bu bölgelerde sık oluşan hataları mismatch repair proteinleri tarafından düzeltiliyor. Bu MMR genlerinde ya da proteinlerinde mutasyon sonucunda fonksiyon kaybı gelişiyor ve bu hatalar düzeltilemiyor ve instabilite oluşuyor. Yapılan çalışmalarda kolorektal karsinom hastalarının %15-20'sinde DNA onarım genlerinde mutasyon olduğu saptanmış. Oldukça yüksek bir oran. Bu hastaların da 1/4'ünde germline mutasyonlar sonucunda fonksiyon kaybı geliştiği, 1/4'ünde ise MLH1 promotöründe epigenetik inaktivasyonlar sonucunda fonksiyon kaybı geliştiği gösterilmiş. Biz mikrosatelit instabiliteyi aslında uzun zamandır ilgi konusuydu. Bunun sebebi de MSI-H olguların linç sendromu ne sebep oldu ve linç taraması için genetik konsültasyona gönderildi hastaları bilinmekteydik. Ancak yapılan çalışmalarda kolorektal karsinomlarda germline mutasyonlar haricinde sporadik olarak da bu mutasyonların geliştiği gösterilmesi üzerine ve oranın da oldukça yüksek olduğunun belirlenmesi üzerine guideline'lara bunların tüm kolorektal karsinom olgularında taranması gerektiği 2017 yılında girdi. Bunların diğer sebebi de mikrosatelit instabil high kolorektal karsinomlu olguların aynı evredeki stabil olgulara göre daha iyi gidişli olduğu gösterildi. Evre 2 kolorektal karsinomlu olgularda rutin olarak uygulanan tedavi protokollerinden bu hastaların fayda görmediği, hatta toksik etki yarattığı, farklı rejimler seçilmesi gerektiği gösterildi. Ve immünoterapiye bu hastaların aday olduğunu gösterilmesi üzerine mikrosatelit instabilite testi rutin olarak uygulanmaya başlandı. Bu hastaları taramak için tabii ki algoritmalar oluşturuldu. Bu algoritmalarda çoğu laboratuvarda kullanıldığı gibi ilk olarak immünohistokimya basamağı gelmekte ama farklı tarama testlerimiz de var. Bunları ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. İmmünohistokimya
İmmünohistokim ya bu dört proteine yönelik olarak uyguladığımız immünohistokimyasal çalışmada eğer ki normal boyanma varsa, yani intakt boyanma mevcutsa ve klinik şüphede yoksa, bu hastalar mikrosatelli stabil olarak kabul edilmeli ve ileri bir teste ihtiyaç yok. Eğer immünohistokimyasal boyanma normal olmasına rağmen klinik olarak şüpheli bir durum mevcutsa, burada bir testle daha durum verifiye edilmesi önerilmekte. Bu sık olarak PCR yöntemi kullanılmakta burada. Ve olgular MSI high ise Lynch sendromu açısından genetik konsültasyona yönlendirilmekte. İmmünohistokimyasal olarak bizim olgularımızda olduğu gibi kayıp mevcutsa, burada hangi antikorlarda kayıp olduğu önemli. MLH1 ve PMS2 ile kayıp varsa burada BRAF V600E ve MLH1 promoter bölge metilasyonu araştırılması öneriliyor. Eğer bunlardan birinde mutasyon saptanırsa hasta muhtemel sporadik bir olgu. Bunlarda mutasyon saptanmazsa germline mutasyon açısından yine genetik konsültasyon gerekli. MSH2 ve MSH6 proteinlerinde kayıp var ise yine hasta mutasyon analizi açısından, germline mutasyon analizi ve Lynch sendromu açısından araştırılması gerekmekte. Tarama testlerinde immünohistokimyadan bahsettik. Olgularımız üzerinde de gördük ama bunun haricinde mikrosatelit instabiliteyi değerlendirebildiğimiz ve üzerinde çok sayıda çalışmalar yapılan çok sayıda test var. Bunlar bu yöntemler kabaca PCR, Sanger sekans yöntemiyle STR fragman analizi ve güncel çalışmalarda daha çok ortaya çıkan NGS panelleri. Bu testler arasında avantajlar ve dezavantajlarıyla ilgili tabii ki çok çalışma var ama ben size kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. İmmünohistokimyasının avantajları tabii ki günlük pratikte çok sık uyguladığımız için tekniğe hakimiz ve ucuz yöntemler. Ayrıca DMMR tespiti için de %95 sensitiviteye sahipler. Yani oldukça yüksek oranda sensitifler. Tamamen tümör dokusundan oluşan küçük biyopsilerde kullanabiliyoruz biz immünohistokimyasını. Bunu vurgulamamın sebebi PCR tabanlı MSI testlerinin çoğunluğunda normal hastaya ait normal dokuya da ihtiyaç duyulmakta. Burada avantaj oluşturmakta immünohistokimya. Etkilenen geni göstererek biraz önce gösterdiğim algoritma üzerinde bir triyaj oluşturabilmekte bize. Biz PCR tabanlı MSI testlerinde bunu gösteremiyoruz. Ancak dezavantajları var. İkinci olgumuzda da olduğu gibi boyanma yoğunluğunun değerlendirilmesinde sorunlar yaşanabiliyor. Ayrıca neoadjuvan tedavi alan hastalarda bunları sekonder olarak immünohistokimyasal immün reaktivitede zayıf boyanma, yanlış negatiflik oluşabiliyor. Ve nadiren de olsa tüm patojenik MMR mutasyonları immün reaktivite kaybı ile sonuçlanmıyor. Yani bir fonksiyon kaybı olmasına rağmen biz bunu uyguladığımız immünohistokimyada pozitifmiş gibi görebiliyoruz. PCR tabanlı testlerin avantajları da nadir olarak mutasyon saptanan MMR genlerindeki mutasyonları da bize gösterebiliyor. Değerlendirilmesi aslında daha objektif olduğu için daha kolay, hata oranının da daha az olduğu belirtilmekte. Ama bunun dezavantajlarını da günümüzde her laboratuvarda uygulanamadığını biliyoruz. Laboratuvar imkanları burada devreye giriyor. Süreç immünohistokimya uygulamasına göre daha uzun. Normal dokuya ihtiyaç olduğunu söylemiştim. Ve bize sadece MSI genotipini söylüyor. MSI var ya da yok, high ya da low olarak bunu söylüyor. Nerede bir fonksiyon kaybı olduğunu ve triyajda bize fayda sağlayamıyor. Ek testlere ihtiyaç duyuyoruz burada. İmmünohistokimya ile PCR arasında karşılaştıran çalışmalarda bu ikisi arasında %96 uyum olduğu gösterilmiş. O yüzden bir yöntemin diğerine belirgin bir üstünlüğü belirtilmiyor çalışmalarda ve her iki yöntemde anlaşılacağı gibi %100 güvenilir değil. İkisinin de eksikleri, kaçırdığı vakalar olabiliyor. Bu bu sorunların NGS tabanlı testleriyle çözülebileceği, yani %100 çözülmesinin tabii ki mümkün değil günümüz şartlarında, ama azalacağı düşünülmekte. NGS de hem MSI durumunu hem MMR genlerindeki değişiklikleri aynı anda saptayabildiği için bu bize bir avantaj sağlıyor. Hem immünohistokimyada hem PCR'de elde ettiğimiz sonucu tek bir testle elde etmiş oluyoruz. Bunlara ek olarak bazı tipler germline mutasyonları da saptayabiliyor. PCR'de ihtiyacımız olan referans dokuya ihtiyaç yok burada. Ve son zamanlarda giderek etkisini daha fazla gördüğümüz tümör mutasyon burden'ı ile ilgili de bize bilgi verebiliyor bu testler. Ancak tabii ki laboratuvar imkanları burada çok çok daha fazla önem arz ediyor ve maliyete fazla, süreç çok daha uzun alıyor.
Ama tüm bu dezavantajlara rağmen NGS bir fark yaratır mı günlük pratikte? Tabii ki. MSI PCR testinde üniversal olarak belirlenmiş 5 tane konsensus bölgesini değerlendiriyoruz biz. İlerleyen slaytlarda göstereceğim bunu. Yani tamamını değerlendirmiyoruz. NGS için dizayn edilen panellerde çok daha fazla bölge seçiliyor. Ve bu düşük olasılıklı instabiliteleri de saptama olasılığımızı arttırıyor. Bu nedenle immünoste kimya ve PCR ile stabil olduğu düşünülen hastalarda klinik şüphenin devam etmesi durumunda NGS'in fayda sağlayabileceği net bir durum. Günümüzde MSI için özel olarak dizayn edilen paneller mevcut. Ancak bunun haricinde bunlar agnostik belirteçler olduğu için, yani tüm solid tümör tiplerinde tedaviyi yönlendirebilecek, immünoterapiye yönlendirebilecek belirteçler olduğu için genomik profillemelerin hepsinde MSI hakkında bilgi verecek şekilde dizayn ediliyor. Bunları karşılaştıran çok sayıda çalışma olduğunu söylemiştim. Bu çalışmalardan biri güncel tarihli. Burada benim dikkatimi çeken hem NGS testiyle hem PCR testiyle mikrosatellit stabil yönünde değerlendirilen ama uygulanan immünohistokimyada MLH1 mutasyonu olduğu saptanan bir olgu var. Bunun immünohistokimyanın her iki yöntemden daha önde olduğunu gösterebildiğimiz vakalarda mevcut. Bu da yine son zamanlarda gündeme gelen tam otomatik IDILA yöntemiyle diğer yöntemlerle karşılaştıran bir çalışma. IDILA da PCR tabanlı bir test aslında ama normal günlük pratikte kullandığınız PCR'den farklı DNA ekstraksiyonuna ihtiyaç duyulmuyor bu testte ve daha hızlı DNA ekstraksiyonu yapılmadığı için daha hızlı sonuç verebiliyor. Normal dokuya da ihtiyaç bulunmuyor hastaya ait. O yüzden normal doku elde edemediğimiz biyopsilerde anlam kazanıyor. Ve vaka başı maliyetin immünohistokimyaya göre bile daha düşük olduğu söylenmekte ama bu tüm pratikte şu anda çok pratiğe geçmiş bir yöntem değil. Ve bu yöntemin de immünohistokimyayla uyumunun ve diğer yöntemlerle uyumunun oldukça yüksek olduğu belirtilmekte. Diğer bir çalışmada da yine PCR, IDILA, NGS ve immünohistokimya karşılaştırması yapılmış. Burada da bir vakada PCR ve NGS ile yanlış negatiflik saptanmış. İmmünohistokimya ile burada mikrosatellit instabilite olduğu tekrar konfirme edilmiş. Buradaki yanlış negatifliğin sebebinin de bu testlerin hepsinde bir tümör oranı, belirli bir tümör oranına sahip olması gerekmekte. Yaklaşık %30 olarak verilmekte bu oran. Kullanılan örneklerde tümör oranının %20'den daha düşük olduğunu, bu nedenle yanlış negatif sonuçlar alındığı belirtilmekte. Tümör oranının düşük olduğu vakalarda immünohistokimya kullanılmasının daha anlamlı olabileceği bildirilmekte. İmmünohistokimya bizim için hala bu mikrosatellit instabilitede kıymetini oldukça koruyan bir yöntem. Ama bunun kullanımında tuzaklar ve hatalar oldukça fazla, dikkat etmemiz gereken bir konu. Burada tabii ki çok fazla tuzak var ama ben özellikle internal pozitif kontrol ile mutlaka karşılaştırmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Vakaları ben anlatırken de özellikle hepsinde onları göstererek söylemeye çalıştım. İnternal pozitif kontrolümüz negatifse ya da zayıf ise bu boyanın tekrarlanması gerektiği önerilmekte. Ve tümör hücre nükleosunda internal kontrolden daha zayıf bir boyanma varsa bunun ekspresyon kaybı olarak yorumlanması gerektiği önerilmekte. Bir de kullanılan terminolojiyle ilgili hatalar oluşuyor burada. Raporlarımızı yazarken pozitif ya da negatif demek yerine boyanmanın kayıp olduğu ya da olmadığı şeklinde yorumlanmasının daha uygun olabileceği söylenmekte. Tüm bu bilgiler sonucunda testlerden vurgulamak istediğim bir nokta da şu: testlerden biri uygulanıp MSI yönünde bulgu saptanmaması ancak Lynch sendromu yönünde kuvvetli şüphe olması olan durumlarda diğer yöntemlerle mutlaka verifikasyon önermekte. Bazı lablarda hatta günlük pratikte bu hataları önlemek için, vaka kaybetmemek için iki yöntem birlikte kullanılmakta. Ve iki yöntem arasında diskordans mevcut ise DMMR kabul olan gösteren yöntemin doğru olduğu kabul edilerek o şekilde yola devam edilmesi önerilmekte. Şimdi vakalarımıza tekrar dönecek olursak bu bilgiler ışığında. Birinci olgumuzda MLH1 ve PMS2
ekspresyon kaybı görmüştük ve mikrosatelit instabil bir vaka ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmüştük. Bunu algoritmayı göz önünde bulundurarak biz bir epikriz yazdık. Eminostikimyasal olarak MLH1 ve PMS2 nükleer ekspresyon kaybı izlenen olgunun MLH1 promotor metilasyonu ve BRAF mutasyonu açısından araştırılması, her ikisi de yoksa Lynch sendromu olasılığı mevcut olduğundan MLH1 germline testi uygulanması önerilir şeklinde bir epikriz ile çıkarttık ve onkolojiden moleküler inceleme yönünde talep geldi. Ve olguya uygulanan SDR fragman analizinde sadece tümörlü dokuya uygulandı. Elde edilen DNA incelemesinde 5 STR'nin 4'ünde mikrosatelit instabilite saptandı. Hem tümör dokusu hem immünohistokimyasal hem de moleküler yöntemle mikrosatelit high fenotip ile uyumlu olarak bulundu. Bunun üzerine biz immünohistokimyasal olarak da bu yönde olduğunu düşünmüştük ve biz hastaya öncelikle STR fragman analiziyle ilgili grafikleri göstermek istiyorum. Hastaya ait sadece dokuları kullanmıştık. Burada 5 tane fragman inceleniyor. NR21, NR27, NR24, BAT25 ve BAT26. Tek pik olması durumunda normal olarak kabul ediliyor. Çift pik olması durumunda instabil olarak kabul ediliyor. Burada bizde NR27 de en net olarak gözüküyor. Bu görüntü birazcık küçüldüğü için. Çift pik olan durumlar NR21'de yine aynı şekilde var. 24'te ve BAT25'te instabilite saptandı ve hasta MSI high olarak veya fenotipiyle uyumlu olarak kabul edildi. Hastaya ayrıca BRAF V600E mutasyon analizi ve MLH1 promoter analizi yapılmasını önermiştik. Burada BRAF kodu V600E kodonunun bakılan bölgelerinde mutasyon saptanmadı. MLH1 metilasyon analizinde ise hipermetilasyon saptandı. Ve olgu bu bulgular eşliğinde algoritmamızı da göz önünde bulundurularak sporadik yönde kabul edilmesi gerektiği şeklinde bir epikrizle raporlandı. Diğer olgumuzda MSH2 ve MSH6 immünohistokimyaları ile heterojen nükleer ekspresyon kaybı gördüğümüzü, MSH6'da da noktasal nükleer boyanma alanları gördüğümüzü belirtmiştik. Yine mikrosatelit instabil bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu düşünerek buna da Lynch sendromu olasılığının yüksek olduğunu ve ileri testlerin yapılması gerektiği yönünde bir epikriz yazmıştık. Burada da ileri incelemeler için yapılan istek üzerine SDR fragman analizinde normal ve tümörlü dokudan elde edilen örneklerde 5 STR'nin tamamında mikrosatelit instabilite saptandı. Tümör dokusu moleküler yöntemle mikrosatelit instabil fenotipi ile uyumlu bulundu. Burada hem hastaya ait tümörlü dokunun hem de normal doku kullanıldığı için her bölge için 2 tane grafik alanı görüyoruz. Alttakiler hastanın normal dokusuna ait, üsttekiler tümörlü dokuya ait. Normal dokuda tek pik alanı görürken tümörlü dokuda 2 pik alanlarını görüyoruz ve instabil olduğunu dikkatimizi çekiyor. Yine burada da aynı şekilde NR27'de çift pik, BAT25'te çift pik, NR21 ve BAT26. Ve bu hastada Lynch sendromu olasılığı açısından genetik konsültasyonu önerildi. Bu olgularla ilgili benim vereceğim bilgiler bu kadar. Sormak istediğim sorular var. Tedavi planlamasında sporadik veya germline olmasının bir önemi var mı hocalarım? Biz özellikle bunlara bakıyoruz ilk etapta. Evet, teşekkür ediyoruz. Zeynep, bence bütün sorularını aç. Açayım hocam. Cevapları da altına yazacağım. Hızlı yapalım, yoksa biraz tamam. Uzayacak. Hepsi açık olsun. O sorular için tartışmamızı yapalım. Demiştim. İmmünohistokimya ile MSI low ve MSI high ayrımı yapılabilir mi? Aslında netleşen, günümüzde çok sorun olan bir durum değil ama yine de netleştirmek adına bunu da gündeme getirmek istedim. Evet. İstersen ona ben cevap vereyim, devam edelim. Tamam. Diğer şeyleri. İmmünohistokimya ile böyle bir ayrım yapılması doğru değil. Yani terminoloji olarak doğru değil. İmmünohistokimya ile MMR gen proteinlerine bakıyoruz. Ancak deficient preserved şeklinde, yani korunmuş korunmamış şeklinde bir terminoloji kullanabiliriz. MSI kavramı, mikrosatelit instabilite, bu PCR'a dayalı bir testle yapabileceğimiz bir şey. O senin az önce söylediğin beşli panel kullanılarak, ister BEDESTA paneli kullanılsın, ister Promega, ister
üniversal mikrosatelit içeren, mononükleotit ya da dinükleotit içeren paneller kullanılarak onların 5'inden kaçında, bir tanesinde ise low, 2 ve üzerinde ise high şeklinde ancak o zaman söylenebilir. O yüzden biri moleküler teste dayalı bir terminoloji olduğu için immünüste kimyada bunun kullanılması, low high ayrımının yapılması doğru değildir. Ama yaptığımız bütün çalışmalarda, günlük rutinimizde aslında bu senin gösterdiğin örneklerin zaten otomatikman MSI high olduğunu hep ispatlamış olduk. Şimdi bence Başak hocamıza soralım. Bir paylaşımı kapatabilir misin? Hocalarımızı beraber görelim. Başak hocam, sizinle devam edelim. İlk sorusu, linç ve sporadik ayrımı sizin rutininizi etkiliyor mu onkoloji tedavisinde? Ve bizden bu şekilde gelen immünüste kimyaya dayalı heterojen boyanma tarzındaki durumlarda nasıl hareket ediyorsunuz? Bizden ne bekliyorsunuz MSI değerlendirmeyle ilgili? Şimdi MSI bize hem metastatik hastalıkta artık son çıkan datalar sebebiyle hem de evre 2 hastalıkta tedavi planlamamızda yol gösteriyor. Evre 2'de MSI high olan hastalarda genellikle tedavi vermeme yolunda gidiyoruz. Normalde evre 2 hastalarda yüksek risk faktörleri olduğunda adjuvan kemoterapi veririz ama MSI high olanlarda bunu vermiyoruz. Metastatik evrede ise artık MSI high olan hastalarda birinci basamaktan itibaren immünoterapi vermenin, pembrolizumab vermenin kemoterapiye göre daha iyi sonuçları olması sebebiyle onu tercih ediyoruz. O yüzden bizim tedavi planlamamız da önemli. Sporadik mi, germline mi olduğu hastaya vereceğimiz tedaviler açısından fark yaratmaz. Ancak tabii ki aile taraması açısından bir fark yaratır. Ama tedavi planlamamızda ikisinden ve sporadik ya da germline olması bir fark yaratmıyor. Bir tek şeyi biliyoruz. MSI high olan ve germline olan hastalarda immünoterapiler bir miktar daha az yanıt oluyor sporadiklere göre. Peki bizden linç olabilir şeklinde mesela MLH1 metilasyon analizi yaptık. Metilasyon çıkmadı. Bazen biz onun altına yazıyoruz. Hastanın mutlaka yani metilde değil promotor bölgesinde saptanmadı. Bu hastanın linç açısından değerlendirilmesi. Bu elinize geldiğinde nasıl bir şey izliyorsunuz? Yani genetik konsültasyon yapıyor musunuz? Genetik test mi? Eğer linç şüphesi varsa genetik germline testler yaptırıyoruz hastalara. Evet. Gökhan Hocam siz nasıl yapıyorsunuz? Valla sizden tek beklediğimiz raporda mikrosatelit instabilitesi var. MSI high demeniz. Öyle deyince bizim gözlerimiz parlıyor çünkü. Metastatik hastada kemoterapilerle hastayı uzun zamanlar yorup çok iyi başarılar elde edemezken MSI high bir hastada immünoterapi yapıp mucizeler yaratıyoruz. Gerçekten biraz önce Başak Hoca'nın söylediği gibi MSI high metastatik kolorektal kanserde artık frontline terapi yani ikinci seri değil birinci seri tedavi olarak immünoterapi pembrolizumab öneriliyor. Bir yeni kuşak immünoterapi ajanı ve hatta ikili immünoterapi ile alakalı da çok frontline metastatik kolorektal kanserde MSI high olan hastalarda nivolumab artı ipilimumab kombinasyonunun da çok etkin olduğuna dair yeni çalışmalar yayınlandı. Yani MSI high metastatik kolorektal kanserli hasta gerçekten çok uzun süre, uzun aylar, uzun yıllar immünoterapiyle sadece kontrol altında gidebiliyor ve bu hani sadece kolorektal kanserler için değil, işte mikrosatelit instabilitesi olan mide kanseri de böyle gidiyor. Mikrosatelit instabilitesi olan endometrium kanseri de, over kanseri de bu şekilde gidebiliyor gerçekten. O nedenle bizim yani tümör agnostik terapi diye slaytlarda da zaten söylendi. Hani bize MSI high dediğiniz rapor bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Immünüste kimyada bu heterojen boyanma diye bir rapor varsa elinizde. Tabii mutlaka yani bunun genetik testlerle konfirme edilmesini istiyoruz. Hatta bazen bazı vakalarda işte immünhistokimya pozitif ondan sonra genetik test negatif gelebiliyor. Böyle bir confusing durum olabiliyor.
Ama tabii sonuçta hani yani heterojenitede de eğer tedavilere bir direnç varsa, belki front line değil ama daha sonra tedavilere direnç varsa, ben immünoterapiyi bir seçenek olarak kullanmayı, hasta da bunu efor edebiliyorsa kullanmayı isterim. Evet. Bu arada soru geldi. Bu soru ikinci kez geldiği için şimdi endoskopi mi rezeksiyon mu, hangisine uygulanmalı? Aslında cevap verilmiş, her ikisi de uygulanabilir. Sonra bir soru daha geldi. Özellikle neoadjuvan olan hastalarda immünohistokimyada nükleer ekspresyon kaybı, özellikle MSI6'da olduğu göz önüne vurarak biyopsilerde yapılması daha doğru demek mümkün müdür diye. Bu tamamen vakadan vakaya değişiyor. Gerçekten rektumda neoadjuvan kemoradyoterapi sonrasında ekspresyon miktarında azalma oluyor. Yani gerçekten bu immünohistokimyamızı etkiliyor. Yani bu pir analitik sorunlarımızdan biri aslında. Çok şüphedeysek rezeksiyon materyalini otomatik uyguladığımız için orada bir sorun varsa, evet, bazen o hastanın her şeyden önceki ilk endoskopik biyopsisine ulaşıp ona uyguluyoruz. Ya da bizim elimizde aynı zamanda moleküler imkan olduğu için bu tarz neoadjuvan tedavi de alsa, immünohistokimyada sorun yaşanan durumlarda yeterli tümör dokusu varsa burada moleküler uyguladığımızda bu molekülleri o kadar etkilemiyor. Gayet net, rahat sonuçlar alabiliyoruz moleküler yöntemle. Zafer Hocam yeri kaldırmış. Buyurun Zafer Hocam. Hocam zaten tanı anında biz endoskopik biyopsiyle o tanıyı verirken klinik olarak hastanın ileri evre ya da görüntülemeyle ileri evre ya da metastatik olduğunu gördüğümüzde refleks olarak zaten MSI'ye bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ya da diğer moleküler testlere de. Onun için zaten böyle bir soru, yani neoadjuvan alacak hastaya zaten baştan endoskopik biyopsisinde bakılacak. Bakılıyor, bakılmış oluyor. Yani buradaki şey, baştan zaten hani böyle bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Bu tip hastalarda refleks olarak baktığımız takdirde. Onun dışında neoadjuvan almayacak hastada endoskopik biyopsi ile rezeksiyonu arasında bir fark bekliyoruz. Yani her ikisi de çalışılabilir. Hasta erken evde zaten opere olacaksa ikisinde de çalışılabilir. Ama neoadjuvanlık bir durumda ileri evre ya da metastatikse zaten endoskopisine bakmamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Evet, bu soruyu aldık. Rezeksiyon mu, endoskopi mi? Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Zeynep'in slaytlarından birinde yanlış bir mesaj olarak kalmasın diye onu not almışım. Bir ticari firmanın ismini verdiniz o yayında ve spesifitesi, sensitivitesi yüksek. İmmünohistokimyaya göre %50 daha az gibi bir mesaj oldu. Bu sanırım yurt dışına ait bir şey. Ne yazık ki bizde euro ve doların bu kadar yüksek olduğu bizim ülkemizde bu ne yazık ki mümkün değil. Hala immünohistokimya ve standart MSI testi çok çok daha uygun fiyatlı. Eğer elinizde uygun imkanlarınız varsa, çünkü fragman analizi kullanıyorsunuz. Yani bir kere onu kurduktan sonra oldukça maliyeti uygun fiyata geliyor. Yani ne NGS'li ne de diğer ticari PCR yöntemiyle kıyaslanamayacak kadar uygun fiyatlı. Eğer iyi standartınız varsa immünohistokimya ve MSI testi uzun bir süre sizi götürür uygun fiyatlarla. Ama eğer zaten o hastayla ilgili bir sürü test isteniyor ve bunun yanı sıra MSI ile yapılacaksa, yakın zamanda ya da uzun vadede NGS'nin daha uygun fiyatlı olması durumunda, evet, bunların hepsi NGS'de de yapılabilir hale gelecek. Çünkü yapılabilir normalde. Primer kolonda MSI sonucu varken metastaz gelişince tekrar metastada MSI paneli çalışılmalı mı? Bunu Başak Hocam siz ne dersiniz? Önce sizin pratiğinizde nasıl yaklaşıyorsunuz buna? Primer kolon MSI, sonra metastazı oldu. Sonrasında herhalde olduğunu düşünüyoruz. Progresif hastalık herhalde. Ya, tümör heterojenitesini düşünerek daha önce saptanamamış olma olasılığına karşı yapılabilir. Evet. Bir de yani gerçekten somatik mutasyonları oluyor bu genlerin. Sahiden daha sonrasında kazanılmış mutasyon olabilir. Diğer alelde losof heterozigosite olabilir vesaire. Evet, yapılmasında yani fayda var. Evet, sanırım bu konuyla ilgili başka bir şey var mı acaba?
katkı soru. O zaman diğer konumuza geçiyoruz. Saate bakamadım. Evet, ancak yetiştireceğiz. Şimdi izninizle ben vakalarımı sunmaya çalışacağım. Görünüyor mu acaba? Şu anda görünüyor mu evet, acaba hocam, ekran görüyoruz. Paylaşımım? Görüyoruz. Evet, tamam. Evet, iki olgu sunacağım. Şimdi gastrointestinal sistemden çıkıp pankreas ve yani biliyer sisteme geçiyoruz. Bu vakam aynı zamanda Başak Hoca'nın reel hastası. 69 yaşında erkek hasta. Hastada sağ üst kadran ağrısı oluşuyor ve bununla hastaneye başvuruyor. Haziran 2020'de batın BT'de pankreas gövde kuyruk bölgesinde 4.5x2.6 cm çapında hipovasküler tümör saptanıyor. Bunun dışında hem karaciğerinde en büyüğü 5.5 cm olan hem de akciğerinde, her iki akciğerinde en büyüğü 14 mm olan multiple nodüller var. Yani bunların hepsi nodüler metastaz ile uyumlu olarak tanımlanıyor. CA19-9'u çok yüksek ve dramatik yükseliyor. Haziran 2020 1500'lerdeyken Temmuz'a gelindiğinde 4300'lere geliyor. Hastadan karaciğer turukat biyopsi yapılıyor. Şöyle 6 tane turukat var. Burada bu biyopsi materyalini de hem onkolog hocalarımıza da bir anlatmak istiyorum. Hani bazen çok büyük, kocaman turukat biyopsi alınmış oluyor. Hani hep patoloji için söylenen yetersiz örnek, yetersiz örnek. Mesela burada iki tane var. Bunun bir tanesinin %90'ı aslında nekroz. Ama mesela bu kullanılabilir durumda. İşte doğrusu bunların patoloji için söylüyorum. Geldiğinde bu turukatların hepsinin ayrı ayrı bloklanması doğru. Mesela burada iki blok yapılmış. Halbuki beş blok yapılması daha doğru. Çünkü her bir boyayla aynı zamanda eş zamanlı olarak doku harcamış oluyoruz. Bu mesajı verdikten sonra yakına baktığımızda gerçekten orta derecede diferansiyel bir adenokarsinomla uyumlu ve morfolojik görüntüsü sahiden pankreasın duktal adenokarsinom metastazı ile uyumlu. Dezopilizisi, bizar hücrelerinin varlığı, tübüler yapıların özelliği bunu destekliyor. Bu hastadan ayrıca PDL1, MSI test ve BRCA1-2 mutasyon analizi isteniyor. PDL1'i düşük, immünohistokimyayla MSS ile uyumlu bulunuyor. Ve tümör dokusundan BRCA1-2 mutasyon analizi isteniyor. Bu nedenle kapsamlı genomik profilleme yapılıyor. Bir dış merkeze gönderiliyor. Ve bunun sonucu da BRCA1'de patojenik mutasyon saptanıyor. Onun yanı sıra gördüğünüz üzere KRAS, G19, G12'de MTAP kaybı, CDKN2A yani P16 kaybı, P53 mutasyonu saptanıyor. Tümör mutasyon yükü düşük, sıfıra yakın. Bu sonuçla beraber hatırladığım kadarıyla eş zamanlı germline BRCA analizi de yapılıyor ve negatif geliyor. Hatta bu Başak herhalde beni düzeltir yanlışsam. Burada bulunan mutasyona spesifik olarak germline analizi tekrarlanıyor. Ancak bulunmuyor germline olarak bir mutasyon. Temmuz-Aralık 2020 döneminde 12 kür FOLFIRINOX tedavisi alıyor. Ve bu 12 kürün sonunda CA19-9 24'lere geliniyor. Eylül 2020'de yapılan MR'ında o 4,5 santimlik olan kitlenin 1,5 santime indiğini görüyoruz pankreastakinin. Karaciğerdeki metastatik lezyonlarda da regresyon saptanıyor. Şubat 2021'de de olaparib, bir PARP inhibitörü olan olaparib başlanıyor.
Sonra seri MR'ları görüyorsunuz. Nisan, Temmuz, Eylül ve 21 Şubat 2022. Bütün MR'larda pankreastaki kitlenin tamamen kaybolduğu, karaciğerde stabil seker kistik lezyonların olduğu söyleniyor. Temmuz'da stabil, Eylül'de stabil. En son 21 Şubat 2022'de PET'i var, hipermetabolik MES yok. Son kontrol tarihi 22 Şubat ve buradaki sağ kalım süresi 21 ay. Burada Başak, sen buraya dahil olmak ister misin? Tabii. Bu hastanın başta tanıda geldiği sıradaki MR'ları karaciğerde büyük bir kitle gözüküyor. Pankreasta büyük bir kitle gözüküyor. Karaciğerde de multiple metastazlar var. Ben birkaçını gösterdim. Oldukça büyükler. Aralık ayında ise baktığımız zaman pankreastaki kitle tamamen kaybolmuş durumda. Da karaciğerde de sekel şeklini alan, kontrast tutmayan sekel lezyonlar var. Artık aktif bir metastaz yok. Hastaya baktığımız zaman zaten şu anda aktif bir tümör hücresi olduğunu söyleyemiyoruz. Yalnızca sekeller var. Evet. Yani çok ciddi bir başarı hikayesi bu. Yani hasta adına gerçekten çok sevindirici bir durum. Şimdi çok kısaca, fazla uzatmadan, zamanı iyi kullanmak adına BRCA mutasyonlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında bunu çoğumuz biliyoruz zaten. Yani sonuçta BRCA bir mutasyonları cell cycle checkpointlerini, DNA hasar tamir yol ağını çok ciddi derecede etkileyip genetik instabiliteye yol açıyor ve bu genetik instabilite DNA hasarla birlikte ya growth arrestiyle ya apoptozla ya da diğer oncojen aktivasyonlarla birlikte malign transformasyona dönüşüyor. Şimdi BRCA1 ve BRCA2'de çok sayıda ve çeşitli mutasyon var. Çeşitli yanlara göre işte 500'ün üstünde ya da 2'de 300'ün üstünde rapor edilmiş. O yüzden BRCA1-2 mutasyon testi öyle diğer şu ana kadar anlattığımız testler gibi kolay değil. Yani bir tek gen analizi gibi nokta mutasyonlarına bakalım, hotspot bölgelere bakalım değil. Ya da bir fişle yapabileceğimiz ya da bir immünoste kimyayla yapabileceğimiz bir test değil. Mutlaka tüm genin sekanslanması gerekiyor. Çünkü human gene mutasyon database'ine göre binlerin üstünde her ikisi için mutasyon listelenmiş ve bu hala daha buna ekleniyor. Yani bilinen mutasyonların kontrol edilmesi, bir de bilinmeyen mutasyonların etkisinin araştırılması lazım. Artı bir de germinal mutasyonları, somatik mutasyonları olayı var. Bunların toplumlara göre farklılıkları var. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Bunu ama aslında yıllardan beri, hani daha önce bunlar başladığı için, familial herediter tipteki breast kanseriyle, ovaryen kanseriyle uğraşan patolog arkadaşlar zaten biliyorlardı. Çünkü orada çok yüksek oranda var. Ama şimdi pankreas kanserinde de bakın böyle %1-3-2-7 arasında değişen mutasyonlardan bahsedilmiş ve bu iki tane review sonuçta pankreas adenokarsinomlarındaki BRCA mutasyonu son derece önemli hale geldi ve bizim rutin hayatımıza, yani gastrointestinal sistemle uğraşan patologların rutinine girmeye başladı sonunda. Bu Dr. Ruba'nın aslında çok her konuşmasında gösterdiği, onun çalışmasına ait İki slide paylaşmak istiyorum. Bu familyar pankreatik kanserde ki en sık görülen, bu adacıklar şekilde tarif ettiği gen mutasyon değişiklikleri, bakın BRCA1-2, P16, ATM, MLH1, STK11 kümeleri var. Ama somatik de çok mutasyon olduğunu biliyoruz. Özellikle bu VES analizleri ve bu somatikteki mutasyonların, somatik mutasyonların 12 temel hücresel yolakta da görülebildiği anlaşılmış. Bu da neden pankreasın kanserlerinin, pankreasın duktal adenokarsinomlarının neden bu kadar heterojenite olduğunu hem morfolojik hem de genomik olarak bize gösteriyor açıkçası. Ve başlıca KRAS sinyal yolunda, TGF-beta sinyal yolunda, DNA hasar kontrolünde ve hücre adezyon ilişkili yolaklarda
bu mutasyonlar görülüyor. Ve bu tipik 4 adacık var. Özellikle duktal adenokarsinomda en fazla görülen işte KRAS. Hemen hemen ilk andan itibaren, yani pankreatik intraepitelial neoplazinin ilk gelişim anından itibaren, aynı kolon karsinogenezinde olduğu gibi erken bir değişiklik. Sonrasında pan 1 ya da low grade panin, high grade panin değişiminde olduğu gibi buna CDK2 alfa, yani P16, P53 ve SMAD4 mutasyonları ekleniyor. Şimdi çok kısa zaman eksikliği nedeniyle fazla bir şey yapmak istemiyorum, teorik anlatmak istemiyorum ama burada BRCA mutasyonları nasıl olup da PARP inhibitörü tedavisini etkiliyor anlatabilmek için birkaç slide göstereceğim. Bir, çok dramatik bir yolak var. DNA damage repair, DDR yolu. Bu yolakta yer alan genler ve bu genleri kodlayan proteinler, burası çok önemli. Çünkü buradaki genlere ait bir sürü artan hedefe yönelik tedavi var. Ve bu hem pankreas kanseri, hem over, hem meme ve artık giderek herhalde artacak olan diğer solid kanserlerini etkileyen bir yolak. Hedef anlamında. Ve buradaki genler, bu DDR yolağındaki genler aslında tümör hücrelerindeki genomik bütünlükten sorumlu. Replikasyon stresi olacaktı bu, ters yazılmış, düzeltmesi olmamış. Sonuçta burada her türlü replikasyon stresi ve sitotoksik hasara dayanabilmeyi sağlıyor bu genler normal şartlarda. Yani tümör hücrelerinin devamlılığı bu genlerin de mutasyon olmamasına dayanıyor aslında. Ve burada bir de double strand break'ler var. Buradaki tamir yolağı da çok önemli bir DDR yolağı. Ve bunlar regüle edilemediğinde mitotik bir katastrofi aslında meydana geliyor. Sonuçta bu double strand break alanları, DSB diye geçen, bunların tamirinde iki önemli yolak var. Biri homolog rekombinasyon yolağı HR, diğeri de non-homolog yolak ya da non-homolog end-joining kısmı. Bu tamamen kendini imha etme yolu gibi de düşünebiliriz. Çünkü burada HR, homolog rekombinasyon ayağı, hücre bütünlüğünü sağlamak için. Ve bu nedenle eğer bu yolakta bir defekt varsa ya da bu yolakta yer alan genlerin bir tanesinde bir mutasyon varsa, tümör hücreleri DNA hasarı oluşturan ajanlara sensitif hale geliyor. Peki DNA ajanı, DNA hasar oluşturan ajanlar neler? İşte bizim en iyi örnek bu platin tabanlı ilaçlar, ki bu hastada da ilk basamakta bu kullanılmış. Sonrasında da PARP inhibitörü kullanılmış. Neden? Çünkü PARP, bu poli ADP, riboz, polimeraz dediğimiz bunlar enzim. Ve iki tip enzim, 1 ve 2 olarak bunlar. Tek zincir DNA kırıklarında hemen o bölgedeki tamiri yapıyor. Tek gen değişikliklerini yapıyor. İşte PARP inhibitörleri bir de bu enzimi inhibe ediyor. Peki bütün bunlar ne işe yarıyor? Şimdi şu model, yani bu aslında çok çok karmaşık bir şemanın çok çok basit hali. Bu kısa zamanda konunun özünü anlatabilmek için seçtim bunu. Normalde çift zincirli bir DNA'da bir kırık olduğunda, bunun iki yolağı var, iki ihtimali var. Bütün bu genler eğer normal wild type'sa, mutasyon yoksa, burada BRCA1 ATM'li bir bileşik oluşturuyor, kompleks oluşturuyor ve bunu bu tarafa yönlendiriyor. Yani HR yolağını yönlendirerek tamir mekanizmasını başlatıyor. Burada işte BRCA1'in PAP2 ile BRCA2 ile kompleks yaptığını görüyoruz. Ayrıntılara girmeyeceğim. Ama eğer burada bir mutasyon varsa, başta BRCA1 olmak üzere, buraya doğru ilerleyemiyor. Direkt non-homolog kısma gidiyor ve direkt olarak hücre ölüyor. Bu bir tümör hücresi ise ölüyor. İşte bunu yapabilmek için PARP inhibitörleri kullanılmış. PARP normal şartlarda ne yapıyor? Tek zincirli bir DNA hasarı olduğunda ne yapıyor? Bunu tamir ediyor. Bunu inhibe eden bir ilaç kullanıyorsunuz. Bu double strand DNA damage haline geliyor. Ve aynı şekilde eğer BRCA'da bir problem yoksa DNA tamir oluyor. Eğer mutansa hücre ölümü oluyor. Yani burada iki tane ajan kullanarak, şurada anlatıyor.
Öncesinde siz bir DNA hasarı oluşturan, yani tek zincir kırığı yapan bir ajan veriyorsunuz. Bu kırığı oluşturuyorsunuz. Ardından PARP inhibitörü yapıyorsunuz. Bunun için ama hastada BRCA mutasyonu ya da bu yolaktakilerden birinde mutasyon olma şartı var. HR eğer intaksa, mutasyon yoksa, bu tümör hücresi yaşamaya devam ediyor. Ama mutantsa ya da ek olarak işte ATM, CHK2, BRCA2, P53 gibi, ki bunlar HRD'den de sorumlu olan şeyler, genler. O zaman bu tümör hücreleri ölüyor. Buna sentetik letalite denmiş. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Sonuçta bu şu an pankreas kanserinde BRCA1-2 mutasyonu varsa ve onun yanı sıra şurada gördüğünüz listedeki mutasyonlar varsa kullanılabilir durumda. Şimdi burada NCCN guideline'da iki tane şeyi göstermek istiyorum. Aslında FDA bunları germline mutasyonlar için onaylamış. Ama giderek artan sayıda ve NCCN guideline'ında da gördüğünüz üzere somatik olan mutasyonlarda da, yani bu somatik moleküler profiling'i öneriyor. Ve hatta bu ilaç aslında, eğer yanlışsam Başak lütfen düzelt, metastatik pankreatik duktal karsinomda tanımlanmasına rağmen, yani onay almasına rağmen, artık erken evrede de sanki bakılmalı, tanı aldığında bunların hepsi bakılmalı mesajı yayınlarda belirliyor ve sanki bu NCCN guideline'ında da, bu 2022'de bu mesajı alıyoruz. Ve bu şemada artık pankreatik duktal karsinomda da, pardon ne oldu? Bakın, bir sürü payda grafik şeklinde farklı farklı mutasyonlara göre gelmiş olan, gelecek olan, işte devam eden çalışmaları gösteriyor HDP yönelik anlamda. Burada DDR defektif olan kısımda, yani BRCA1-2 veya PALB2 mutasyonu olma durumunda, şu anda bu en geniş paydayı %24 gibi kapsamış durumda. Evet, Başak Hocam, bu konuyla ilgili ve bu hastayla ilgili sizin yorumlarınızı alabilir miyim ben? Ya da diğer ek. Tamam. Çok güzel bilgilerdi. Çok teşekkürler. Yani BRCA mutasyonu biz pankreas kanserinin %10'unda görüyoruz. Bunun %50'si somatik, %50'si de germline. Yalnızca somatik bakmayın diyorlar bir kere. Çünkü somatikte kaçırabileceğiniz şeyler var. Yani somatikte negatif çıkıp germline yaptığınızda %8 hastada germline mutasyon saptayabiliyorsunuz. BRCA'ya metastatik hastalarda tanı anından itibaren bakılması öneriliyor. Çünkü ilk basamak vereceğiniz tedaviyi de belirliyor. Özellikle buralarda bir defekt varsa BRCA1-2 ya da PALB2'de, öyle bir durumda platin içeren tedavi mutlaka öneriliyor. O yüzden daha birinci basamaktan itibaren, aslında ilk tanıdan itibaren bakılması öneriliyor. Biz zaten BRCA sonucu gelmeden, eğer hastanın genel durumu iyiyse, aslında FOLFIRINOX standart tedavimizdir bu hastalarda. Platin içeren bir tedavi zaten hastalara başlıyoruz. Bu hastada da tedaviye başladık ve aynı anda BRCA testlerini de istedik. Sporadik BRCA pozitifliği çıktı. Ben bizde herediter gen paneli baktırmıştım. Orada bir germline mutasyon çıkmadı ama hastanın tedavi alırken erkek kardeşi de pankreas olunca, acaba biz mi test edemedik diye bir yerde daha test ettirdim. Yalnızca o nokta mutasyona baktırdım germline olarak, ama hayır, germline değil. Bu hastada yalnızca somatik mutasyon vardı. FDA'nin onayına baktığınız zaman yalnızca germline mutasyonlarda aslında PARP inhibitörü olaparip öneriyorlar. Ama biz bu hastada sporadik BRCA mutasyonu olmasına rağmen olaparip başladık. Zaten 12 kür, yani 6 aylık FOLFIRINOX tedavisi sonrası bu hasta çok tama yakın yanıt almıştı. Olaparip başladıktan sonra da şu anda aktif hastalığı yok, tam yanıtlı olarak gidiyor. Yani normalde pankreas kanserinde bizim beklentimiz ne? Gemcitabin bazı tedavilerle 6-7 aylık sağ kalım bekliyoruz. FOLFIRINOX verdiğimiz hastalarda 12 aylarda bekliyoruz. BRCA pozitif olan hastaların platine çok duyarlı olması sebebiyle sağ kalımları 18 aylarda ortalama. Bu hasta bunu geçmiş durumda, 21. ayda hala remisyonda ve şey olarak gidiyor. Remisyonda gayet sağlıklı, günlük aktivitelerin hepsini yapabiliyor. Ciddi bir yan etkisi de olmadı. İyi giden bir hasta.
Evet, gerçekten yani mucizevi gibi geliyor. Hani bir yani hastanın ne kadar şanslı olduğunu anlıyoruz. Doğru ilaç, doğru hedef ve nasıl bir sonuç alınabileceği ile ilgili. Evet, başka bir yorum katkı var mı bu hasta için ben, ya da soru? Evet, buyurun izin hocam. Doğru ilaç, doğru tedavi ama bir de doğru hekim. Yani doğru hekimliğinden dolayı da Başak Hoca'yı kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir tedavi yapmış. Bu BRCA ile alakalı ilk memede bilgileri öğrendik. Sonra overde öğrendik. Sonra prostat ve pankreas işin içine girdi. Bir şeyi ben yalnız altını çizmek istiyorum. BRCA hani MSI gibi tümör agnostik bir driver mutasyon sanırım değil. Benim bir tane vaka örneğim var. Üreteryal karsinomlu bir hasta. BRCA1 mutasyonu tespit edilmiş ve bütün tedaviler bırakıp olaparip başlanmış. Metastatik bir hasta. Bak mucizeyi bulduk, hastalık nasıl ortadan kalkacak diye. 3 ay sonra hasta silme metastazı benim karşıma geldi. Yani BRCA1 mutasyonu bütün solid tümörler için işte meme, over, pankreas ve prostatı şu anda biliyoruz ama hepsinde aynı değeri taşımıyor olabilir. O konuda biraz çekinceliyim. Yani temkinli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. İkincisi BRCA pankreasta çok önemli bir hedef. Bir de bu KRAS mutasyonlarından söz ettiniz biraz önce. O da pankreasta sık. KRAS mutasyonlarına karşı da özellikle KRAS G12C mutasyonlarına karşı biliyorsunuz akciğerde sotorasik diye yeni bir akıllı molekül elimize geçti. Onun çalışmaları da şimdi pankreasta olumlu sonuçlar vermeye başladı sanırım. Bu da bir ufak dipnot olarak katkı anlamında eklemek istediğim şey. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Buyurun Zafer Hocam. Ben hocalarımızla müsaade bir soru sormak istiyorum. Burada BRCA mutasyonunun somatik ya da germline oluşu tedavinizin başarısında bir etken oluyor mu? Ya da böyle bir tecrübeniz var mı? Yani hangisinde daha etkin oluyor? Bunu pankreas için mi soruyorsun? Genel olarak mı soruyorsun? Yani meme ve sanırım meme ve over datası var da pankreas datası çok fazla yok. Pankreas için. Ya pankreas datası yok çünkü ilk çalışmalar germline'da yapılmış ama büyük olasılıkla ileride somatikteki datalarda çıktığı zaman bunda da etkili olduğunu göreceğiz. Over'de de bu iş böyle başlamış diyor. İlk önce germline başladı, sonra somatikte de etkili diye çıktı. Hatta daha da genişledi. BRCA1-2'nin ötesine geçip HRD genlerinde HRD yüksek çıktığı zaman, defekte yükseklik çıktığı zaman o zaman onlarda da etkili olduğunu biliyoruz PARP inhibitörlerinin. Oraya doğru da gideceğiz belki de ki pankreasta da. Evet. Evet, çok teşekkürler. Son vakaya geçiyorum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz zaman konusunda. Herhalde 15 dakikada bunu da yapabilirim diye düşünüyorum. Peki siz görüyorsunuz da ben slaytımı çıkmam gerekiyormuş. Pardon. Ben önce bir çıkmam gerekiyor herhalde. Evet, olgu 7. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz hocam. 69 yaşında bir erkek hasta. Bu da ultrasonda karaciğere yer kaplayan kitle ile başvuruyor. Fizik muayenede karaciğer kosta altı 5-6 santim ele geliyor. Toraks BT'de akciğerde multiple en büyüğü 8 milimetre metastazla uyumlu lezyonları var. Batın BT'de karaciğerde sol lobun neredeyse tamamını dolduran bir kitle var. Ayrıca porta hepatiste 1 santime ulaşan laplar var. Pankreası normal bulunmuş.
CA99'u gördüğünüz üzere çok yüksek. Diğerleri normal. Hepatit markaları negatif. PET'te yaygın karaciğer, akciğer ve kemik metastazları var. Batında asiti var. Bu hasta primer açısından araştırılmış, üst endoskopi, kolonoskopi, tümör bulunamamış. Sonuçta karaciğerle kitleden bir turukat biyopsi alınıyor. Tek bir turukat gördüğünüz üzere. Ve burada orta derece diferansi adenokarsinom ile uyumlu. Yapılan imleri göstermiyorum ama yani kolon akciğer dışlanıyor ve başka bir odak yok ise patolojideki bir arkadaşımız bunu yazıyor. Kolangiokarsinom olarak ele alınabilir deniyor. Buna rağmen tam hala yani diğer odak arayışı devam ettiği için hastaya primer bilinmeyen bir kanser için yapılan bir tedavi başlanıyor. Ve bu arada da başka bir acaba hedefe yönelik dragable bir şey bulunabilir mi diye NGS vizyon paneli isteniyor. Bu bizim elimizdeki NGS vizyon paneli hani özellikle akciğer başta olmak üzere şu anda dragable olan bütün vizyonları kapsıyor. Yani ALK, ROS, RedMed, Entraklar, FGFR 1, 2, 3 başta olmak üzere. Bunun dışında KRAS, NRAS, BRAF mutasyonları, PIK3, kinaz gibi IDH 1, 2 hepsini içeriyor. Bunun için biz işte tümör alanı seçiyoruz. Gördüğünüz üzere gene bu turukat biyopsisinin aslında 3'te 1'lik bir alanını kullanabiliyoruz. Neyse ki yeterli DNA elde edebildik. Ve direkt olarak sonuca gidiyorum vakit nedeniyle. Çok şanslıydık bu vakada. FGFR2 NRAP mutasyonu saptadık. Şuradaki şeyi görüyorsunuz. Bu ilgili software bana direkt olarak verdi ama biz bunu raw datasına da bakıp background'da gerçekten nasıl olduğunu burada referans sekansla bakarak, karşılaştırarak buranın FGFR2'nun şu bölümü olduğunu, bunun da NRAP'a ait bölümü olduğunu anladık. Gene de buradaki sekansı, bu füzyon alanını alıp bulatladık ve buna göre gerçekten bu bulat sonrasında da kromozom 10'daki NRAP ile ve yine kromozom 10'daki FGFR2 bölgesiyle uyumlu olarak çıktı. Sonuç olarak bunu hani daha bir gönül rahatlığıyla FGFR2 NRAP füzyonu olarak rapor ettik. Bunun üzerine hastaya FGFR inhibitörü olan pamigatinib planlandı. Ancak bu defa bu deminden beri gördüğümüz 3 hasta gibi şansı yaver gitmedi bu hastanın. Ve 6. ayında daha tanının konulmasından sonraki 6. ay içinde ne yazık ki solunum yetmezliğiyle eksi oldu. Yani bu ilacı alacak imkanı olmadı bu hastanın. Çok kısa, özellikle intrahepatik kolangiyokarsinomlardaki moleküler değişiklikleri şöyle listelemek istiyorum. Çünkü bunların her birine karşı bir targeted terapi var aslında. Burada en önemlisi FGFR2 füzyonları %7 ila 14 oranında görünüyor. IDH1 aynen oligoda olduğu gibi %23-28 oranında görünüyor. Onun dışında BAP1, ARIT1A, MET, KRAS, PIK3 kinaz yolağı da mutasyonlar saptanabiliyor. Özellikle FGFR2 ve IDH1 mutasyonları intrahepatik kolangiyokarsinomlar için neredeyse tipik, hatta tanı kondurucu diyebiliyoruz. FGFR2 yeni kromozom 10'da lokalize. Burada FGFR2 ve IDH1 mutasyonların mutual exclusive olduğunu, yani aynen KRAS, NRAS, BRAF gibi biri varsa diğeri yok şeklinde olduğunu vurgulamak istiyorum. FGFR2 çok farklı genlerle rearrangement gösterebiliyor. 150'nin üstünde partner tanımlanmış. En sık da %30 oranında FGFR2 BIK partneri. Ve en önemlisi bu rearrangementların %50'si intrakromozomal. Peki hangi metotlarla bakabiliriz? Böyle bir ALK, ROS1 gibi bir immünüstü kimya yok. Valide edilmiş bir antikor yok. FISH kullanılabilir. Biz aynı zamanda FISH de kullanıyoruz. FGFR2 BRCA apart probu kullanıyoruz. Fakat değerlendirmede bir sorun var. Çok fazla intrakromozomal rearrangement olduğu için yanlış negatif sonuç verme ihtimaliniz var.
RT-PCR aynı şekilde çok partner olduğu için feasible değil. Diğeri de RNA bazlı sekanslama, NGS teknolojileri. Ya targeted NGS ya da genomik profilleme NGS'leri bu füzyonlar için en iyi yöntemler. Likit biyopsi şu anda biraz şüpheli yaklaşılıyor yayınlara göre. Çünkü false negatif ihtimali yüksek. Yani FISH ya da NGS uygulayabiliriz FGFR2 füzyonları için. Burada bunların hemen hemen hepsi actionable, en sık görülenler ve bunlar da genellikle tirozin kinaz inhibitörleri kullanılıyor. Çok fazla ayrıntısına girmiyorum. Şu şemayı paylaşmak istiyorum ki bu bizim GIS WHO'da var, oradan aldım. Gerçekten anatomik olarak intrahepatik, ekstrahepatik, gallbladder ve pankreatik yerleşimli tümörlerin nasıl moleküler değişiklik gösterdiğini çok güzel şematize etmiş bir diyagram aslında. Daha çok, pardon, yanlış yere basıyorum. Bakın burada şurada gördüğünüz üzere intrahepatik olanlar, kolangiyokarsinomlar daha çok FGFR2 füzyonu, IDH1-2 ve BAP1 mutasyonu gösteriyorken mesela bunun dışına çıkıldıkça daha büyük çaplı safra duktuslarına gittikçe KRAS-SMAD4 mutasyonu artıyor. Yani pankreasın duktal adenokarsinom fenotipine doğru bir geçiş oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir diyagram. Şimdi bununla ilgili sizin yorumunuzu alıp sonra genel bir özet yapmak istiyorum. Başak, bu vaka ile ilgili yani FGFR2 füzyonu var, anti FGFR tedavisi verilebilir miydi? Verilebiliyor mu? Verilse ne olurdu? Bu defa daha farklı bir tartışmamız olacak ama. Ya genelde biz kolangiyokarsinomda first line tedavide gemcitabin cisplatin tedavisini tercih ediyoruz. Ön planda verdiğimiz tedavi bu. Bunlarda progresyon olduğu zaman, birinci seri progresyon olduğu zaman eğer hastalarda FGFR füzyonu var ise bu hastalarda ikinci basamakta bunu hedefleyen tirozin kinaz inhibitörleri öneriliyor. İkisi de Türkiye'de yok. Pemigatinib var, bir de infigratinib var. Pemigatinib biraz önce hastaya alınması planlanmış olan ilaç ile %36 gibi bir genel yanıt oranı bekliyoruz. Hastanın cevap verme oranını. %80 olasılıkla kontrol ediyor. Yani stabilize de edebiliyor hastayı yanıt tam küçülme olmasa da. Yanıt olduğunda da genelde ortalama 7,5-8 ay sonra aslında yeniden bir direnç gelişip progresyon olduğunu görüyoruz. Bu ilaçlarla ilgili en önemli problem bir ulaşamamak. Ulaşmaya çalıştığınızda çok uzun vakit alabiliyor TEB'den getirmesi. Çok da pahalı ilaçlar. Bir de öyle bir problem var. Maliyet sıkıntısı var ama ideali ikinci basamakta bunları kullanmak oluyor. Evet. Alabilseydi acaba etkisi olur muydu diğer metastatik hastalardaki gibi? Bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz evet, herhalde. Evet. Gökhan Hocam, sizin bu konuda deneyiminiz nedir? FGFR2 füzyonları ya da anti-FGFR tedavi. Sesiniz kısık. Sesinizi açabilir misiniz? Açtım. Benim kolanjiyokarsinomda böyle bir deneyimim olmadı. Yani bu seçenek olarak biliyorum. Bütün hastalara da bakıyoruz. Ama kullanmadım. Öyle bir deneyimim yok. Bir tek şeyi eklemek istiyorum. Hani immünoterapi en güncel tedavi modalitelerimizden bir tanesi. Kolanjiyokarsinomlarla alakalı da bir yeni çalışma yayınlandı. Bu TOPAZ çalışması diye. Orada cisplatin, gemcitabin, Başak Hoca'nın söylediği gibi birinci seride kullandığımız standart kemoterapi, ona durvalumab denilen immünoterapi ajanının eklenmesi bir ek fayda sağlıyor. Yani kemoterapi artı immünoterapi kombinasyonu da first line'de kolanjiyokarsinomda çalışan bir kombinasyon gibi duruyor. Çok dramatik bir fark değil ama yine de yani immünoterapi kolanjiyokarsinom tedavisine de girdi ama FGFR mutasyonunun tabii ki mutlaka bakılması lazım. Ve eğer hasta ulaşabiliyorsa bunun denenmesi lazım ama benim bir klinik tecrübem yok bu ilaçlarla. Evet.
Bize açıkçası bu gastro dışında da çok FGFR mutasyon analiz talebi gelmeye başladı. Bilmiyorum bu konuyla ilgili soru olan ya da katkısı olan olur mu? Mesane kanserlerinde çok fazla geliyor. Burada da şu şeye dikkat etmek istiyorum. Dikkati çekmek istiyorum. Burada her NGS targeted paneli her FGFR mutasyon alt tipini içermiyor. Yani FGFR 1, 2, 3 şu anda ama bunların panellere göre kimi ön planda füzyonu, kimi mutasyonu ama mesela copy number variation da gerekiyor. Elinizde ki hepimizin elinde yok. Genomik profillemeye ait bir NGS paneli varsa evet bunlar çoğu kez bunun cevabını veriyor. Ama sınırlı genden oluşan paneller varsa bunu içermeyebilir. Bunun göz önünde bulundurulması ve gene yeni başlanacaksa buna göre seçilmesi lazım. Bunlar artık çok fazla artmaya başladı. Üreteryal kanserlerde de Sibel Hocam söylediğin gibi mutlaka bu FGFR metastatik üreteryal karsinomlarda bakılması gerekiyor. Evet. Ben o zaman başka bir katkı yoksa bir son bir toparlama yapıp en son sizin tekrar görüşlerinizi almak istiyorum. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Tamam. Ama şimdi bu ilerlemiyor. Sanırım onu küçültmem gerekiyor. Girip çıkınca nedense tekrar şey olmuyor. Aynı yerden devam edemiyorsunuz. Tam ekran mı acaba? Doğrudur hocam. Tamam. Şimdi burada bu tümörlere bir çok hızlı bir topluca bakış yapmak istedim. Şu anda kanıta dayalı olarak rutinde biomarker olarak tanımlanmış neler var diye. Burada ESMO guideline'leri çok faydalı bence hepimiz için yapılmış guideline'ler. Biri 2018'deki bu ESCAT scale, ESMO scale clinical actionability'ye göre moleküler targetları özetlemiş. Diğeri Next Generation Sequence'ın bu metastatik kanserlerdeki kullanımı, her şeyi NGS yapmalı mıyız? Hangi dokulları, hangi tümör tiplerine yapmalıyız? Gerçekten bu da çok güzel. Ve Şubat 2021'de bu druggable targetların durumu hangilerinde var? Şimdi bu NGS panelleri nelere yapılmalı? Hangisinde NGS daha feasible şeklinde bir soruya yönelik bu tablo hazırlanmış. Gördüğünüz üzere mesela akciğer için yapılmalı diyor direkt olarak. Akciğer adenokarsinomunda direkt NGS yapılmalı diyor. Ama diğerlerine farklı şeyler yazmış. Onu biraz büyüttüm. Mesela kolon kanseri için yapılabilir de yapılmayabilir. Burada cost efektif olması önemli diyor. Mide kanseri için şu an için bir multigen NGS'i gerek yok diyor. Kolajyo için de gene multigen yapılabilir bir takım level 1 alterasyonları için. Kullanılacaksa RNA based kullanılsın diyor. Pankreatik kanserler için henüz indikasyon yok diyor multigen için. Evet multigen için yok ama size gösterdiğim mesela BRCA için açıkçası tek yöntem aslında NGS. Belki de o bilginin değişmesi gerekecek. Şimdi çok hızlı özet, aynı o bahsettiğim guideline'lardan aldım. Bakın burada level 1A, level 1 seviyesinde, 2 ve 3 seviyesinde bunları sınıflandırmış. Sonuç olarak her iki amplifikasyonu level 1A seviyesinde mide kanserlerinde. Mikrosatelit instabilite ve entrak artık agnostik. Buna tümör mutasyon yükü de sizin de az önce bahsettiğiniz gibi eklendi. Dolayısıyla artık
bütün gastro tümörlerinde bu üç özellik agnostik olarak özellikle immünoterapi herhalde kullanılacak olanlara girdi. Şimdi son bir bilgi, bu konuda yorumunuzu almak istiyorum. Bizim başımızın derdi olan PD-L1 ekspresyon analizi gastrik kanserlerde biliyorsunuz kombine pozitif skor, companion diagnostikti hatta. Ancak Şubat 2022'de FDA bu onayı geri çekmiş ve buna ait de bir yayın var, bir flyer var daha doğrusu. Ve her iki pozitif metastatik gastrik kanserde transuzumab ile kombine olarak artık immünoterapinin verilebileceği, yani her iki pozitifse PD-L1'a bakılması gerekmiyor. Bu konuda ben onkolog hocalarımın fikrini almak istiyorum. Buna mukabil özofagüsün skamöz hücreli karsinomlarında da tekrar ekstra bir onay var. PD-L1 kombine pozitif skorun onun üstünde olması durumunda veriliyor. Kolon kanserinde şöyle özetleyelim. Aynı şekilde entrak MSI tümör mutasyon yükü ama KRAS, NRAS, BRAF en önemlisi. Her iki amplifikasyonu ve veya mutasyonu da giriyor. PD-L1'a onları sormak istiyorum. Çünkü deminki sorular içinde de var. Aslında PD-L1'a bakılması gerekliliğine ilişkin hiçbir guideline yok. Ama çok fazla isteniyor. Neden? Hani ne yapmalıyız? Neyi bekliyorsunuz? Hani tümör proportion score mu vereceğiz? Kombine mi vereceğiz? Bunun dışında immunoscore da herhalde kuvvetli buraya katılacak ama henüz guideline içine alınmadı ama yolda gibi görünüyor. Ve burada pankreas ve kolenjo için özet var. FGFR kolenjo için kanıta dayalı olan FGFR 2 füzyon ve mutasyonlarının bakılması level 1 düzeyinde ve EDH1 mutasyonlarının bakılması aynı şekilde level 1 düzeyinde. Gene MSI, TMB, Entrak zaten var. Ve pankreas kanserleri için de BRCA 1-2 şu an level 1 düzeyinde bakılması gerekenler arasında. Gene aynı soruyu soruyorum. Kolenjiyokarsinom ve gene pankretik duktal karsinom için PD-L1 bakılmalı mı? Diğerlerini zaten saymış oldum. Evet, sanırım bu son slaytım. Evet. Bunu da tartışabilirsek ondan sonra artık sonlandırabiliriz. Gökhan Hocam sizinle başlayalımız mı? Memnuniyetle. PD-L1 ekspresyonun özofagus, gastric junction ve mide tümörlerinde hala PD-L1 pozitifliği bizim için önemli. HER2 pozitif midede PD-L1'dan bağımsız kombinasyon yapılabilir ama HER2 negatif mide kanserlerinde yine de PD-L1 ekspresyonunu görmek istiyoruz. Yani biz kolonda, CTS bakmaya devam edeceğiz hocam. Evet, bunu mu söylüyorsunuz? Evet. HER2 pozitiflerde bakmayabilirsiniz ama HER2 negatiflerde yine bakmaya devam edeceksiniz. Ama kaçış kolonda, yok. Ben arkadaşlara, patolog arkadaşlara müjde verecektim burada. Evet, ama kolonda, pankreasta ve hepatobiliyerde PD-L'in bir anlamı yok. Ona katılıyorum. Evet, Başak Hocam sizin yorumlarınızı alabilir miyiz? Ben Gökhan Hoca'ya aydak katılıyorum. Ekleyeceğim bir şey yok. Aynen dediği gibi. Pankreas ve kolenjiyo ve kolon özellikle. Yani kolondan çok fazla geliyor. Ve kolonda da biz şöyle bir şey görüyoruz. Tümörle tam tümörün çevresinde o bizim peritümörel Crohn-like lenfoid yanıt dediğimiz Crohn-like da olabilir, olmayabilir. Tam o interface alanda aslında çok güzel boyanma oluyor. Hatta açıkçası ben bunu raporlarımda interface pattern'de boyanma diye yazıyorum. Ama bunun şu anda hiçbir guideline'de yeri yok. %'yi etkilemiyor. Yani %'yi nasıl etkileyecek? Toplu KPS vermiyoruz. Biz tümör ve immün hücreleri ayrı ayrı gene de yüzde olarak raporda yazıyoruz. Ama sonuçta siz o raporda ne görmek istiyorsunuz mesela kolon kanseri için PD-L1'da? Bir şey görmek istemiyoruz. Evet. Neden istiyorsunuz o zaman? Ya kolon kanseri ben istemedim ama hiç. Kolon kanserinde sonuçta bizim immünoterapi vermemiz için MSI ya da TMB'nin onun üzerinde olması kriteri var. Yani PD-L1'e bakarak bizim immünoterapi karar vermediğimiz için burada o çok anlamlı değil. Teşekkür ederiz. Yani bize çok istek geliyor ama hepsinden geliyor. Tüm tümör tiplerinden. Hmm.
Yani MSI ile beraber otomatikman hani bir PDL1 de geliyor. Bilmiyorum burada diğer hocalarımızdan katkı olur mu? Biz de bazen zorlanıyoruz nasıl değerlendireceğimiz konusunda. O yüzden ama mide diyorsunuz devam edecek. Özefagus, junction, mide, HER2 negatifse eğer devam edecek. Evet. Özofagus'ta bir de zaten squamous hücreli karsinomda ayrı bir cutoff var. %10 evet. Gibi. Eskiden yoktu. Yani epidermolde. Evet. O da yeni. Yani Şubat 2022'de galiba eklenmiş o da. O da çok yeni bir bilgi. Ben de kongrede bunu öğrenebildim. Evet. Benim kaçırdığım Mine Hocam, Zafer Hocam acaba soru katkı var mı sorular içinde? Fark etmemiş olabilir. Yok, benim fark ettiğim yok Sibel. Ya da cevaplamadığınız. Tamam. Genel olarak ben teşekkürleri görüyorum şu anda. Zafer, ben duyamadım. Sanırım dondu. Genel olarak teşekkürleri görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum o zaman ben. Gerçekten sizlerle birlikte ya. Olmak çok güzeldi. Büyük bir onurdu. Hem Gökhan Hoca ile hem Başak Hoca ile Nevra ve Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışabildik ve birlikte sunabildik. Aslında bu bir ekip işi oldu. Söylediği gibi Nevra'nın birkaç provayla, çünkü hepimiz farklı farklı yerlerdeyiz ama bu yeni dünya şeyinde Zoom sayesinde gecenin bir saatlerinde şimdi de olduğu gibi beraberiz ve uzun bir süre 100 kişinin üstünde kişi bizimleydi. Bir ara 168'e kadar galiba çıktık. Sibel, çok hızlı bir son soru geldi aslında. Bilmiyorum fark ettin mi ama. Etmedim. Acaba genetikte BRCA mutasyonu saptanmaması, dokudan patolojik olarak saptanması NGS'de okuma derinliği ile ilgili olabilir mi? O aslında daha önce geldi ve onu da Başak Hoca aslında cevaplamış oldu, evet, ama bir kere daha soruldu kere, o zaman. İki kere yapıldığı için artık o konuda germlen olmadığı konusunda emin. Yani teknoloji iki kere tekrarlanmış orada. Yani çünkü o bayağı sorgulanmış germlen olup olmama durumu. Ama tabii okuma derinliğiyle ilgili kaçırma durumu, yani teknik olarak kaçırılma ihtimali her zaman için mümkün tabii. Haklı bir soru. Ama bu vakada sanırım bu bayağı iyi derecede irdelenmiş. Evet, teşekkür ederiz. Evet, o zaman ben tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki toplantıda inşallah yine böyle bir multidisipliner yapabilme şansımız olur. Zafer'e ve Mine'ye de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler davet için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bay bay.